Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz stüdyolarımıza. 6 Ocak Perşembe günündeyiz. Uğur Meleke ile birlikteyiz ve sizleri sevgiyle saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Bugünkü programımıza da Uğur Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz? Çok teşekkürler. İyi, her şey yolunda mı? Harika. O zaman başlayalım. İlk haberimiz, ilk sayfamız değerli izleyenler Sabah Gazetesi'nden geliyor. Malumunuz dün akşam Süper Kupa finali oynandı ve o maçın ardından ilk olarak sizlere Kupa Cana Can Katar başlığını aktaracağız. Beşiktaş Doha'da Antalya Sporu penaltılarla geçti, Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarına Türksel Süper Kupayı da ekledi. ATB'nin futbol severlerle buluşturduğu karşılaşmada korakor bir mücadele vardı. Siyah-beyazlı takımı öne geçiren Atiba ters vuruşla skora dengeyi getirdi. Normal süre ve uzatmalar bir bir biterken penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Beşiktaş mutlu sona ulaştı. Kaleci Ersin'e de, ha şurada yazıyormuş zaten sağ üstte penaltı savar Ersin diye iki tane penaltıyı kurtardığını. Birisi net, öbürü üst direkten geldi. Onun sırtına çarpıp dışarıya gitti. Yani bir tanesini net kurtardı. Öbürünü de e, kaçırdı diyebiliriz. Önder Karabeli, biz bu, bizi burada oynatan şey geçen sezon kazanılan şampiyonluklar. Başta Sergen Hoca ve emeği olan futbolculara teşekkür ediyorum sözlerini Beşiktaş'ın teknik direktörü Önder Karaveli'nin sözlerini bu şekilde başlık ve başlık altında görmüş gazete Karaveli ile sezon sonuna kadar diyor en üst tarafta da. Bakayım onunla alakalı bir detayı var mı? Beşiktaş'ta hoca olarak çıktı. Kayserispor maçı itibariyle 25 günde ilk kupasını kazanan Önder Karaveli sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacak demiş gazete. Ve 1 milyon dolar da kasada Süper Kupayı müzesine götüren Beşiktaş önemli bir gelirinde sahibi oldu. Siyah beyazlı ekip 1 milyon dolar para ödülünü kasasına koydu. Antalya Spor'sa finalist olarak 500 bin doların sahibi oldu diye yazıyor. Bir sonraki sayfamız takvim gazetesinden süper güç demiş. Burada güç kelimesinin 3 kısmı farklı renkte yazılmış. Beşiktaş Süper Kupayı aldı. İlk kez üçleme yaptı işte buna gönderme olarak. Katar'da Antalya'yı penaltılarla yenip zafere ulaştı. 33. dakikada siyah beyazları 1-0 öne geçiren Atiba Hutchinson 74. dakikada bu kez kendi ağlarını sarstı. Penaltılarda hata yapmayan Kartal rakibine 4-2 üstünlük kurarak tarihinde ikinci kez Süper Kupa sevinci yaşadı ve bir sezonda 3 kupayı da müzesine götürme başarısını gösterdi demiş gazete. Önder Karaveli ile yola devam Devam edilip edilmeyeceğinin 2-3 gün içinde netleşmesi bekleniyor. Gözler şimdi yönetimde. Az önce Sabah gazetesinden Önder Hoca ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanacak başlığını okumuştuk. Takvim gazetesinde ise e, sözleşme imzalanması bekleniyor şeklinde ifade edilmiş son durum. Tarihi üçleme fanatik gazetesinin başlığı. Türksel Süper Kupa'da dün akşam Katar'da Antalya Spor'la karşı karşıya gelen siyah beyazlılar normal süresi 1-1 sona eren maçta rakibini penaltı atışlarında 4-2 yenerek kupaya uzandı. Geçen sezon Sportoto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Karakartal dün akşam 3. kupayı da kaldırarak tarihinde ilk kez üçleme yapmayı başardı. Burada Önder Hoca e devam ediliyor demiş. Karakartal'da Sergen Yalçın'la yolların ayrılması sonrasında geçici olarak takımın başına getirilen U19 yani 19 yaş altı teknik sorumlusu Önder Karabeli Beşiktaş'taki görevini başarılı bir şekilde yerine getirdi. Karabeli başarılı sonuçların ardından dün de Süper Kupa'yı Karakartal'a getirerek koltuğunu korumayı başardı. Önder Karabeli ikinci yarıya Beşiktaş teknik direktörü olarak devam edecek diye Fanatik Gazetesi'de kesin bir ifade kullanmış. Şimdi bu başlığı da okumamız lazım. Maçın tekniğini, taktiğini değerlendirmeden önce ya da en azından bilmiyorum siz ne dersiniz ama bir Emirhan vardı dün akşam sahada. Dün gece o maçı izledikten sonra bu cümleyle girmeyi planlamıştım programada. Diğer oyuncular da haksızlık etmeyelim ama hep genç oyuncular, hep genç oyuncular derken yine ayağı titremeyen, verilen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmeye çalışan ya da getiren bir genç kardeşimiz. Sabah gazetesi de 40 dakikada mest etti diye 60 başlığı ilk kez A, Beşiktaş A takımıyla maça çıkan Emirhan İlkan sağ kanatta gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. 40 dakika sahada kalan 17 yaşındaki futbolcu karşılaşmaya çalımlarıyla hareketlilik getirdi. 6 ortasının 3'ünde adresi bulmayı başaran Emirhan 9 ikili mücadelenin 6'sında başarı sağladı. Beşiktaş altyapısından yetişen Emirhan 19 yaş altı takımıyla bu sezon 10 lig maçında 7 gol kaydetmeyi başardı. Emirhan'ı da değerlendireceğiz. Son olarak Foto Maç gazetesinden Gençleşeceğiz başlığını aktaralım. Bir noktada sene sonu itibariyle uygulayacağımız projeye uygun olursa transfer yaparız. Bazı oyuncularla da yollarımızı ayıracağız. Daha gençleşen, daha atletik yapılı bir kadro kurmayı hedefliyoruz diyor Beşiktaş'ın As Başkanı Emre Kocada. Önemli açıklamalarda bulundu demiş. Şuradan bakayım. Geniş bir kadromuz var diyor eksik olan bölgemiz olduğunu düşünmüyorum diyor Emre Kocada. teknik ekibimiz de düşünmüyor eksik olan bölge olduğunu zaten bunun planlamasını sene başında yaparken devre arasında belki bir takviye diye düşünmüştük takviyeye ihtiyaç yok ama tabii ki transfer sezonu her zaman fırsatlar ve sürprizlerle oluşuyor fırsat transferi olursa onu gerçekleştiririz. Sezon sonu itibariyle sözleşmesi bitecek oyuncularımız takibimizde. Teknik ekibin onay verdiği bölgelere takviye yaparız. Sene sonu için şimdiden bazı anlaşmalar yapılabilir. Devre arasındaki transfer için iştahlı ve arayan konumda değiliz. Sezon sonu için fırsatları takip ediyoruz. Siyah beyaz ekibin as başkanı Emre Koca da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Vida için şu yorumu yaptı. Vida'nın Beşiktaş'a fayda sağladığı zamanlar oldu. Henüz Vida'ya bir teklif yok. Sezon sonunda oturur konuşuruz, bu arada konuşuruz demiş. Bu arada Fransız basınında yer alan haberde Premier Lig ekiplerinden Watford'un hocası Claudio Ranieri'nin Domagoj Vida'yı transfer listesinin başına yazdığı iddia edildi. Dünkü maçtan bu sabah itibariyle yansıyan başlıkların öne çıkanlarını aktardık sizlere. Değerli izleyenler normal süresi 1-1 bitti. Maçın öyle çok fazla e, pozisyona evrildiğini, çok fazla kale önü aksiyonu olduğunu söyleyemeyiz ama bölüm bölüm oyun içerisinde temponun yükseldiği, bölüm bölüm her iki takımında rakibin eksiklerinden ya da açıklarından faydalanıp güzel pozisyonlar bulduğunu da ifade edelim. Ama bu genele yayılmadı. Bir gazetede okuduk korakor mücadele diye. Hakikaten korakor bir mücadele oldu. Onu ifade edelim. Beşiktaş Atiba'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ancak ben golü baştan sona 4-5 kez seyrettim. Kaç saniye sürdü ben size söyleyeyim. Uğur Bey 30 saniye sürdü. 30 saniyede Beşiktaş... Antalya Spor'un kendi yarı sahasında yarı saha çizgisine yakın bir noktada taç kullandıktan sonra taç atıldı. Bir oyuncu dokundu. Yanlış hatırlamıyorsam Bünyamin de kafayla yukarıya kaldırdı. Ondan sonra Beşiktaş topu 30 saniye boyunca rakibine vermedi. Üst üste 13 pas yaparak topu sağdan sola özür dilerim. Yani şöyle bizim bakış açımızdan baktığımızda Beşiktaş'ın atak yönünü düşündüğünüzde soldan sağa piyaniç aktardı. Ondan sonra sağdan kanattan ileriye tekrar şeye ee, kaç oyuncu temas etmiş ben size söyleyeyim. Ee, Kenan da var aksiyonun içerisinde. Sayamadım şimdi çok fazla çünkü bayağı uzun yazmışım. Ama 13 Atiba, pas yaptı. 13 ayrı Kenan, oyuncu diyebiliriz Ruziye, yani. son dokunanlar. Evet. Atiba, Kenan, Rozye, Atiba. Son vuruşu son, saymamı son söyleyebilirim. 13 üst üste pas ile 30 saniye boyunca topa hakim olarak güzel bir gol attı Doğru. Beşiktaş. Doğru. Zaman zaman bu tip pasajlar gösteriyor oyununda. Evet. Beşiktaş bunu genele yayamıyor. Bu sezonki e, problemi herhalde en belki başta gelen problemi bu. Buyurun. Pasaj pasaj oynuyor. Aynen öyle. Geçen sezon belki biraz daha genele yayıyordu. Elbette 90 dakika yayamazsınız. Manchester City'nin de veya Guardiola'nın Barcelona'sında veya işte Lobanovski'nin Dinamo Kiev'i ya da Cruyff'un Ajax'ında yapabildiğini sanmıyorum. 90 dakika 5. viteste oynayamazsınız. Elbette bölüm bölüm vites düşecek. Ama mesele mümkün olduğu kadar onun metrajını artırmak. 5. vites turunuz <laughs> bölümün. Ve düştüğünüz bölümlerde mümkün olduğu kadar bire düşmemek. Dengeyi korumak. Evet hani ikide üçte e, aktif dinlenmeyi sağlayabilmek ve tekrar vites yükselteceğiniz döneme hazırlanmak. Geçen sezon Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı bunu daha iyi yapmıştı. Daha uzun süreler beşinci viteste oynuyor. Vites düşürdüğünde, düşürdüğünde daha az zafiyet gösteriyordu. Bu sezon Beşiktaş hem daha kısa süreler beşinci viteste oynadı hem de vites düşürdüğünde yüksek zafiyet gösterdi. Bunu çözmeye çalış. Şunu da belki söylemek lazım. Vites düşürdüğünde rakip zaten sürkülese olmuş oluyordu. Yani Dolayısıyla çıkmak belki aklına gelmiyordu. Geçen daha fazla sezon. gol yerim Geçen sezon evet. Bu sezon Beşiktaş vites düşürdüğünde daha fazla fatura ödedi. Son haftaları saymazsak tabii. Evet. Mesela en fazla fatura ödediği bölümde maçların sonu. O yüzden de ligin son 15 dakikalarda evet. en fazla puan kaybeden takımı oldu. Fiziksel zaafiyet Dünü de aslında o pencereni ele alabiliriz. Eğer 90 dakika 1-1 bir bir bitmiş olsaydı, bu birlik müsabakası olsaydı Doğru. daha farklı değerlendirecektik. Yine yani ilk yarıya yüksek vitesle oynayan Beşiktaş, ikinci yarı nispeten vitesi düşen, Antalyaspor'a daha fazla fırsat veren. Evet gol bir şanssızlık olabilir ama pozisyonlar veriyordu Beşiktaş. Ve Antalya aslında belki de bir biri hak ettiğini de söyleyebiliriz o bölümde. Bu pozisyonların neticesi olarak golü buldu. 65'te Kriveli'nin bir pozisyonu var. Vida son anda girdi araya hatırlayın. Evet. Yani kaleciyle karşı karşıya 6 pasın önünde. 64-65 ve 66. Yani o dakikada dedim ki not alırken acaba hani gol geliyor işareti mi diye düşündüm. Çünkü hakikaten değişikliklerle birlikte kaçıncı dakikada yaptı hoca değişiklikleri 64. 64. dakikada Hakan girdi. Gaça girdi oyuna. Gaça çıktı. çıktı oyundan özür dilerim. O değişiklikler bayağı etkili oldu ve o bölümde o 10 dakikalık bölümde ciddi bir baskı, ciddi sonra da bir gol pozisyon geldi. şeyi bulduğunu söyleyebiliriz. Kastettiğim Antalya'dan. o. Kastettiğim o. 90 dakika maçın süresi belki farklı eline alacaktı ama uzatmalar ve penaltılarla 5 şu kupa kazandığı için elbette farklı ele alacağız. Ee, şöyle okuyabiliriz meseleyi. Önder Karaveli 5. resim müsabakası mı yoksa 6? Doğru doğru. 5 ya da 6. resim müsabakası. Evet e, bir anda tabloyu beyazdan siyaha çevirmek mümkün değil ama o dokunulmazlara dokunma esprisini sürdürüyor. En azından hani sezon sonuna kadar devam edilecekse Önder Karaveri ile cesur davranışlarıyla evet bu kontratı e, hak ettiğini söyleyebiliriz Önder Karaveri'nin. Çünkü dün de dokunulmazlara dokunmaya devam etti. Şimdi ne yapmıştı bugüne kadar? Bir derin oyun kurucu rolüne Piyaniç'i getirmişti. Piyaniç dün de yine derin oyun kurucu rolünde yani 6 numara rolünde oynadı. Fakat Pjanic derin oyun kurucu rolüne geçtikten sonra önündeki ikili iki, 2-8 numarayla ilgili de çalışıyor. Önder Karaveli. Dün daha önce Josef mesela derbi de attı 2 golle 8 numara rolünde ekstra yapabileceğini göstermiş. Dün de Atiba gösterdi. Neden gösterdi? Çünkü ceza alanında ikinci santifor koşuları yapması lazım 8 numara oynayan oyun için. Daha önce Josef bunu yaparak 2 gol atıp 5 taşı derbi de oyunda tutmuştu. Dün de Atiba hem gol attı hem de attığı gol dışında bir net pozisyona daha girdi. Hem de onun dışında da baktık ki bu oyun düzeni, bu formasyon Atiba'yı daha fazla öne itiyor. Geçen sezon yaptığı gibi. Aynı Josef de Soza'yı ittiği gibi. Josef ittiği gibi. Dolayısıyla iki oldu. Karavel'in orta sahaya dokunuşu. Evet belki oraya takviye yapamayacak ama eldeki oyuncuları farklı kullanarak dönüştürerek belki geçen seneki orta saha oyununa yaklaşmaya çalışacak. 3. Hep söylediğiniz gibi 2 artı 2 4 etmiyor bu dokunuşlarda. 2 artı 2 8 ediyor. Edebiliyor veya 1 etmiyor bu, bazen. Bu hamleleriyle evet. hocanın. Çok büyük kazanım sağladı. 3. Wellington gibi işte Kenan gibi Umut gibi Sergen hocanın favorileri rotasyonda geriye düştü. Önder Karaveli döneminde. Rıdvan as oldu. Mesela artık Rıdvan hiç tartışılmıyor. Otomatik 11'e yazılıyor. Montero as oldu. Dün akşam Güven çok ve Serdar diyor. dakika almışlardı. Şimdi dün de Emirhan İlkan'ı izledik ama Emirhan İlkan'ı 103'te 103'de girmedi veya 112'de girmedi. 80'de girdi. O önemli. Ve 80'de de yavaş yavaş maçın uzatmaya doğru gittiği de hissediliyordu. 80'lerde hani maçın bitimine 10 dakika verdiği almadı Emirhan'ı. 10 artı 30 olacağı ihtimalinde göz önüne alarak 40 dakikalık oyuncu olarak aldı Emirhan İlkan'ı. 2004 doğumlu. Daha önce de A takımda oynamamış. Mesela Berkay daha önce oynamıştı onun U19'dan takım arkadaşı. Emirhan Delibaş daha önce kadroya girmişti. Onlardan farklı. Emirhan İlkan Beşiktaş'ın Ajax kadrosunda yok. Beşiktaş'ın Ajax kadrosunda Demir Ege var. Emirhan Delibaş var. Evet. Berkay var. Takım arkadaşları U19'dan bunların. Emirhan İlkan. Ama mesela Emirhan İlkan Ajax kadrosunda yok. Yani belli bir süredir Beşiktaş A takımının havasını soluyan, soyunma odasında bulunan oyunculardan biri değil. Emirhan Delibaş öyle. Öyle. Adaşı. Ki daha fazla duyuyordum ben onun ismini. Hatta şahsen de e, mahalleden tanıyorum. Emirhan Delibaş'la ilgili ta küçük yaşlarından itibaren mesela çok parlak bir oyuncu oldu. Hep konuşuluyordu Emirhan Delibaş. Ama mesela Emirhan İlkan'ı o şekilde duymuyorduk. Emirhan, Emirhan İlkan'ı ne zaman duyduk? Şimdi aynen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde o Paris'le Real Madrid'le eş eşli o fantastik grup vardı ya. Orada U19 takımı Galatasaray'ın UEFA Gençlik Ligi'nde aynı takımlarla oynarken Yunus Hakkün mesela orada çok etkileyici işler yapmıştı. Yunus Hakkün orada çok etkileyici işler yapmasına rağmen Real Madrid deplasmanda gol asistan yapmasına bütün maçlarda etkili oynamasına rağmen kiralık gönderildi Adana Emir'e. Şimdi Emirhan da bu sezon Beşiktaş'ın bu zor grubunda Borussia Dortmund'lu Ajax'ı Sporting'li grubunda A takımı puan alamazken U19 takımı bir galibiyet aldı. Artı bütün maçlarda kora kor oynadı. 2-1, 3-1, 1-0 böyle sonuçlar aldı. Artı Emirhan İlkan bütün maçlara tesir etti hemen hemen. Daha açmak gerekirse Dortmund'a iki maçı da birer gol attı. Ajax maçında asist. Sporting Lisbon maçında asist. Bu çocuk Avrupa'nın organizasyon anlamında devleri bunlar. Bak Dortmund'la Ajax'ın U19 takımı belki de o kategorinin Real Madrid'i Barcelona'sı gibi değerlendirmek lazım. Çünkü Çok bunların doğru. alt tip yatırımları, arama tarama kabiliyetleri farklı. Sporting'in de aslında öyle bir özelliği var. Dolayısıyla bu 19 için bu grup ölüm grubu. Dortmund ayak Sporting grubu. Bu grupta Emirhan... Belki üstten daha fazla rekabetin olduğu bir yer yani. Üstten daha zorlu belki de evet. Bunlarla oynamak. Tabii ki. Emirhan'ın böyle bir tesirde bulunması. Ligde de iyi sesleri Belki gazete ona değinmiş ama UEFA Gençlik Ligi'ndeki performansını kaçırmışlar. UEFA Gençlik performansıyla zaten bu çocuğun şans bulması lazım. Kadroya girmesi lazım. Onu görmüş Önder Karaveli ki görmesi doğal. Çünkü o çok yakın tanıyor. Onların hocasıydı. Oradan doğru isimleri A takıma montaj konusunda tabii ki bir numaralı isim. Esas isim Önder Karaveli. O yüzden ona 40 dakika veriyor. Bu çocuk 2004'lü. Mesela Serdar 2003. Emirhan Delibaş 2003. İşte Ahmetcan 2003. Bu çocuk 2004. Yani kendi yaş grubunda bile küçük. 2003'ler oynuyor daha çok o turnuvada. Bu çocuk 2004'lü. Ki o yaş grubu için de bir yaş küçük olmak önemlidir yani. 2003 2004'lü arasında 92 ile 93'lü arasındaki farka benzemez orada. Birinin 18, birinin 17 olmaz. 17 yaşlı çocuk. o 19 liginde oynuyor ve tesir bırakıyor. Etkili oynuyor. Ayrıca bu çocuk dün sağa çık giriyor. Kenan'ın yerine giriyor. Alex'te Larin ile yerine sol açık olarak girdi. Bu çocuk aslında açık oyuncusu değil. Orta üçlü de oynuyor. U19'da 4-1-4-1 oynuyorlar. Baktım o güzel. Beşiktaş A takımının U19'da paralel formasyonda oynuyor olması güzel. Orada dün Josef'in oynadığı yerde oynuyor. Josef dün sağ iç oynadı ya orta üçlü. Atiba'da sol iç oynadı. Josef'in oynadığı yerde oynuyor. Emirhan İlkan. Normalde Kenan'ın oynadığı yerde Emirhan Delibaş oynuyor. Dün o da kulübede. Ama hoca Emirhan İlkan'ı tercih ediyor. Direkt olarak o rolün oyuncusu olmamasına rağmen. Yani bunlar bence önemli detaylar. Bu çocuğun önde olduğunu görüyor yani. Direkt pozisyon pozisyon değiştiği yapsa sağ açık çıkarıyorum. Sağ açık sokayım dese Emirhan deli sokması lazım. Doğru. Ama öyle yapmıyor. Emirhan İlkan onun önünde görüyor. Merkez oyuncusu olmasına rağmen Emirhan İlkan. Onu sokuyor oraya. Çok da etkili oynadı. Çok da özgüveni yüksek. Cesaretle böyle cüretle rakiplerin üzerine gidiyor. O çok iyi. Adam eksiltmeye mahir bir Mesela o 19 adı eksiltirsin becerdi. ama üst yapıya geçtiğinde bunu deniyor olması. Mesela şimdi şöyle düşünebilir. İlk defa takımda şans buluyorum. Top kaybı yapmayayım. Basit oynayayım demiyor. Cüretle gidiyor. Messi ile Ronaldo'nun daha yaşları küçüktü. Yanılmıyorsam 2007 Kaka'nın en iyi oyuncu ödülünü aldığı Messi ile Ronaldo'nun da sıralamaya girdiği sene. Daha altın top kazanmamışlar. Kaka kazanmış. Dolayısıyla biri 20 yaşında oluyor, biri 22. Alex Ferguson'a sormuşlardı. Biri Alex Ferguson'un oyuncusu. Dedi ki Messi ve Ronaldo dünyanın en iyisi. O yaştayken daha söyledi. Çünkü dedi öbürlerine göre en büyük farkı ne biliyor musunuz dedi? Cüretkarlar. Deniyor. Hiçbir rakipten korkmuyorlar. Bak dedi Vidic oynuyor karşısında Messi'nin. Bak dedi Rio Ferdinand oynuyor. İşte o günün koşullarında fan Dijk'leri oyunun. Ama onların üzerine de herhangi bir oyuncu süresine gidiyorlar, deniyorlar, geçiyorlar, geçemiyorlar ama deniyorlar. Messi'de Ronaldo, onların farkı o. Bu yaşlardaki çocuklarda bu özgüvenin olması önemli bir veri. Alex Ferguson onun altını çizmiş. O yüzden Emirhan İlkan evet umut veriyor. Hoca da onu sıralamada öne almış. Neden öne aldığını gördük. Dünkü performansı da heyecan verici, sevindirici. Emre Koca Dağı'nda gelecek projeksiyonu ile ilgili tarifine uygun kadromuz yeterli alttan alacağız diyor. O zaman klasik soruyu soracağım. Öncesinde bir soru daha aktararak. Oyuna girdikten sonra izlediniz. Savunma tarafında aksadı diyebilir miyiz? Bunu düşündükten sonra bu soruyu sorduktan sonra acaba Kenan'ın yerine maçın başında Emirhan'da başlanamaz mıydı? Buyurun klasik sorumuz. Şimdi ilk yarıda Antalya Spor çok fazla bir şey üretemedi üçlü savunmayla. Orada tabii önemli eksikleri var. Naldo eksik. Üçlü savunmanın klasik parçası. Bir de e, orta sahanın Poli'nin partneri pozisyonunda oynatabileceği hemen hemen bütün oyuncular orada eksik işte. Freddy tabi esas oyuncu. Nuri kendisi oynuyordu. Artık Nuri yok. Ufuk'u kullan, Ufuk, kullana, Ufuk kullanabilirsin sakat. Harun'u kullanabilirsin filan. O kadar orada bir sorun var ki orta sahanın merkezinde. Poli'nin yanında bir, bu kez de Milosevic kullandı. Ve ilk yarıda çok zorlayamadı. Alışık olduğumuz şekilde Antalya ikinci yarıda zorlamaya başladı. Dolayısıyla nasıl değerlendireyim bilmiyorum. İkinci Şöyle... Kenan oyunda olduğu bölümde bir şey yapmadı yani. Güray gayet etkiliydi. Şöyle Antara not... döndü. Şöyle bir not daha verebilir miyim? 52. dakikada Larin 6 pasta falan değil kale ağzında dışarı attı hatırlayın. Evet. Ee, 65. dakika pardon. 64. dakika. E, ee, Soğuzan'ın ceza sahasında sol çapraz şutu Atiba verdi sol tarafa. Bir de 67. dakika e, Larin ceza sahasında yine eksik yakaladı rakibi. 3 4 5 pozisyon sayabilirsiniz. Antalya hücum ederken ikinci yarıda Beşiktaş kaptığı topla, araya girip pas arası yaptığı topla gitti. Pozisyon buldu. Net pozisyonlar buldu değerlendiremedi. İkinci yarı özelinde bir de böyle bir durum var. Hep Antalya'nın kaybettiği Biz pozisyon. Risk aldı Antalya. İşte Üçlü şey savunmadan dörtlü savunmaya döndü. İşte o yüzden acaba Emirhan'la başlarsa Stopper. daha ilk yarıda daha erken sarsabilir miydi? Olabilir. Antalya Neden olmasın? Yani ama varsayımsal. Şey sorusunu şunun için sordum. Savunma tarafında aksadı mı diye. Gör, görebildiğiniz kadarıyla. Şunu kadar söyleyemem. Bu maça Emirhan ile başlamalıydı diyemem çünkü böyle bir oyuncunun farkında bile değildik. Şu anda çok varsayımsal olur bu. Ama bundan sonra Kenan'a vereceği dakikalardan daha fazlasını bir süre Emirhan'a verse evet, iyi, ol, iyi olur yani bu net. Bunu söyleyebilirim. Ama Emirhan İlkan'ı izlemeden üst yapı seviyesinde şimdi bu maçtaki performansını görüp ya hoca Emirhan'la başlama dedi diyemiyorum. Bu haksızlık olur Önder Karaveli'ye. Ama şunu diyebiliyorum rahatlıkla e, ee, mesela Galatasaray için de söyleyebilirim. Babel, Fatih Terim'in ilk oyuncu değişikliği e, opsiyonlarından biridir. Hep Babel'i birinci oyuncu değişti, ikinci oyuncu değişti olarak kullanıyor. Doğru. İlk 11 oyuncusu yapmıyor ama genelde oyuna gireceğini ve oyunu değiştireceğine inanıyor Babel'in. Babel değil Yunus olsaydı kulübede diyebiliyorum. Bunu şu anda demiyorum. Geçen sene de diyordu. O zaman görüyor ve arttırıyorum. Vida formsuz. Lerin formsuz. Kenan Karaman formsuz. Hep söylediğiniz cümle. Gözü parlayan oyuncuyu bulmak. İşte Emirhan İlkan mesela gözü parlıyormuş çocuğu. Evet 11'e koyabilir misin? O çerçeveden misin? bakınca da Muhtemelen sanki erkendir. başlanabilirmiş gibi diye düşünüyorum. Belki bu maça özgü. Bu maça özgü tabii. Belki olabilir ama orta vadede mesela ligin ikinci yası için söyleyebilirim. Nasıl Babel yerine Galatasaray kulübüsünde Yunus Oğuzay'a daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ve Yunus Oğuzay'da o dakikaları daha fazla şey katardı. Beşiktaş'ın şimdi şunu söyleyebilirsin. Beşiktaş çok fazla kulübe derinliği yok hoca kulübeye bakıp hamle Kenan'ı hamle oyunu sonra kullanacağı opsiyonlarda Emirhan'a verebilir. O opsiyonu deneyebilir. Emirhan çünkü belli ki Kamu oyununda parlak bir oyuncu kazandı, yani evet. değerlendirecek. Bir 40 dakikayla tabii şey yapmayalım uçmayalım ama bir görmekte denemekte fayda var. Hoca da görmek isteyecektir herhalde. Penaltılarda söylediğimiz gibi Ersin bir tane penaltıyı çıkardı. Öbür penaltı üst direkten geriye geldi. Normal süresi ve uzatmalar bir bir tamamlandı. Ve Beşiktaş sezonu 3 kupayla tamamlamış. Geçen sezonu 3 kupayla tamamlamış olduğu Tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Söylediğiniz şu detay çok önemli. Alt yapı takımlarında da Beşiktaş 4-1, 4-1 oynuyor. Tıpkı örnek vermesi kolay olduğu için söyleyeceğim. Hani benzetmede hata olmaz. Barcelona'nın sistemi gibi. Yani herkes... A takımda ne oynayacağını, nerede oynayacağını ve nasıl oynayacağını biliyor. Dolayısıyla 19 yaş altı 20, yaş altı 21, yaş altı hangi takımdan birisini alıp A takıma koyduğun zaman mekanizma bozulmuyor. Evet. Bu açıdan önemli bir ayrıntı bu söylediğiniz. Bunu önemsiyorlar. Standartı yakalayabilmek adına. Ve o geçişi yap yaparken, altyapıdan üst yapıya oyuncu çıkarırken yaşanabilecek sıkıntıları da aşağıya çeken bir aslında detay gibi görünüyor ama başlı başına bir hamle bu. Ya geçenlerde yaklaşık bir yıl önce Türkiye-Hırvatistan Ümit Birliği maçını izliyorum. Üçlü savunma başladı Tolunay Hoca. Ve Vestan bize dört tane attı. Ee, galiba kalecimiz Ersin'de hatta kritik bir hata da yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam. Üçlü savunma başladı Tolunay Hoca. Mesela onu izlerken düşündüm. Ya milli takımda biz üçlü savunma oynamıyoruz. Oynamıyoruz. Hiç oynamıyoruz yani. Mesela o gün üçlü savunma başladı. Sonra dörtlüye döndü. Hatta stoperlerden birini ilk yarı bitmeden çıkarttı. Çocuğunda morali bozuldu. Şimdi onu hatırladım. Buradan da şimdi başka bir bağlantı yapayım. Beşiktaş'ta dün uzatmaların ikinci yarısını üçlü savunma oynadı. Wellington girdikten sonra üçlü savunmaya döndüler. Önder Karaveli döneminde görmemiştik bunu eğer yanılmıyorsam. 15 dakika üçlü savunma oynadı Wellington girince. Wellington, Vida Montero Doğru. oldu. sağdan itibaren saydım. Wellington, Vida Montero oynadı üçlü savunma. Umut sol kenara gitti. Rıdvan çıkmıştı. Roziye sağ kenar. O şekilde yaptılar. Yani 3-4-3. Josefa Tiba merkezde. İleri üçlü de sağda Emirhan. Solda Alex. Santifor Batuşay. O şekilde oynadılar. Son 15 dakikayı. O da enteresandı. Bir üçlü savunma denemesi yaptı. Defansif bir hamle diyebilirsin tabii. Çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Bir şey oynanmadı ki. Evet. Uzatma ikinci yarısı çok fazla bir aksiyon oldu mu? Çok fazla bir Olmadı oldu. doğru. Ha, o yüzden test edemedik pek. Antalya Spor'un kaptırdığı toplar özellikle dün akşam kalesinde ciddi pozisyon vermesine sebep oldu. Elbette her iki takımın da eksikleri vardı. Her ikisinin de tam gücünde olduğunu söylemek mümkün değil. Beşiktaş açısından Valentin Roziye ne kadar önemli bir oyuncu olduğu hem savunmada hem hücumda. Yani bunu tartışmanın bir şey yok. Dünün iyileri arasında sezonun ilk yarısında pek göremediğimiz, hiç göremediğimiz iyi bir atiba vardı. Joseph de Souza her zaman ki gibi e, bildiğiniz gibi Batshuayi ve Lerin yine basit top kayıplarına aynen. pozisyonların kıymetini bilmemeye devam ediyorlar. Evet. Kenan da görünmez yine. Çok fazla görünmedi i̇şte yani. O yüzden dedim Çok ya, şey ya şey acaba değişmedi. Emirhan kardeşimizle başlayalım. İleri üçlüye mi? baktığın e, zaman yani. Kenan, Batu, Şua, Lerin yani vasatı aşabilen yok onların içinde. Mesela orta sahaya bakıyorsun. Piyanet, Josef, Atiba vasatı aşıyorlar. iyiler, Belli bir seviyediler diyorsun. Rozier sağ getiriyor, yerden ortalar yapıyor. Atiba ile Josef oraya koşu yapıyorlar. Ve Beşiktaş'ın ana hücum planı o oluyor. Bu arada beş ileri üçlüsüne bakıyorsun. Kenan Batu Şahiler'in basat aşağı pek yok. Josef de Soza'yı nereye koysa hoca verim alıyor. <laughs> Yakında Santrafor'da da deneyebilir. İşin şakası bir yana elbette. Hakikaten kendisini geliştirme konusunda elinden geleni ardına koymuyor. Çok da iyi yapıyor. Bravo. Yaşına rağmen her geçen gün farklı bir mevkide kendisinden bekleneni layıkıyla yerine getirmeyi başarıyor. Hakikaten tebrik etmek lazım. Atiba da bu arada kaç yaşında? 38-39 olacak. 83. E, demek lazım. Hangi doğru. ay doğumlu bilmiyorum ama 83'lü olduğunu biliyorum. Şubat doğumluymuş. Bir ay sonra 39 olacak. Yani 39 ve işte. Öyle oluyor. 8 Şubat evet, 1983, evet, evet, 1983 doğru. doğumluymuş. Doğru. Bu vida konusunda hani sezon sonunda kalır gider. Herhalde sanıyorum Beşiktaş As az önce okuduk Emre Bey'in. Emre Kocadağ'ın ee, sözlerinden hareketle. Beşiktaş'ın gerçi şeyde görmedim ben hani taraftarda vida bırakılır mı vesaire falan filan gibi böyle sosyal medyada bir şeyde görmedim. Ee, siz söyleyin. Bir reaksiyon da görmedim. Sanıyorum herkes aynı fikirde. Videl artık sezon sonunda yollar... Beşiktaş'ın marka ismi demeyeyim de sembol isimlerinden birisi konumunda değil. Değil mi? Yani Yollar ayrılırsa Bence koşullara bakmak Derim lazım. Verim olarak da. Şu an maaşı çok yüksek. Tabii ki bu maaşa devam etmezsin. Ama maaşını yarı yarıya indirir. Bir yıl uzatırsın. Bir artı bir uzatırsın. O da mutlu olur. Mutlu hissediyorsa neden olmasın? Yani çünkü Beşiktaş'ın stoper rotasyonunda şimdi çok da derin değil orası. Bir de Serdar Montero, Wellington. Wellington'la muhtemelen devam edilmeyecek. Montero'yu da unutmayalım. Dün akşamın iyilerinden bir tanesiydi. Evet. Serdar'la Montero hani gelecek planlamasının İki önemli ismi ama biri 2003'lü, biri 1999'lu. Dolayısıyla bir de savunma göbeğinde özellikle deneyimli olması lazım. Ee, bu koşullar altında eğer vida ile orta yol bulunursa, mesela bir yıl uzatları, bir artı bir uzatları, maaşı bir buçuk milyon euro seviyelerine veya beş yaş nötrinde düşünüyor bilmiyorum. O seviyelere indirilirse, şu an çünkü 3.2 mi, 3.4 mi yüksek bir maaş evet. alıyormuş. Ama tabii 4 sene önceki vidayla 4 sene sonraki vida farklı. Savunmanın lideri olması anlamında soper ikilisinin idarecisi Heh. olma anlamında. Evet. Wellington'un bir yıl daha kontratı var bu arada. Faydalı olabilir ama Wellington için aynı şeyi söylemek mümkün değil elbette. Ama kontrat da varmış bir yılda. Böyleymiş. Şimdi maç sonu istatistiklerimiz geldi mi dostlar? Onlar ekranda. Hemen hızlıca onlara da bakalım. Beşiktaş, Fraporta, Tava, Spor süper kupa maçı. Antalya Spor'un %52 ile topa şaşırtıcı bir şekilde. Son bölümde artırdılar. Muhtemelen maçın ilk yarısında Beşiktaş daha üstünde ama dakika ilerledikçe klasik Beşiktaş'ın vitesi düştü. Şutlar birbirine yakın ama gol beklentisinde çok ciddi bir üstünlüğü var Beşiktaş'ın. Tahmin ediyorum Lerin'in boş kaleye vuramadığı top bu beklentiyi en yükseğe çıkarmıştır. Hakikaten inanılır gibi bir şey değildi. Evet. Hangi takım olursa olsun yani bir oyuncu açısından. Rakip cezasında topla buluşma 36'ya 15. Burada Beşiktaş'ın üstünlüğü var. Kornerler 8 Beşiktaş atmış 12 Antalya Spor. Ortalar Beşiktaş biraz fazla şey denemiş değil mi? Normalde 120 dakika için çok daha normal sayılmaz. 120 dakika oynandığı için. Fauller. Fauller de normal. Bir şeyimiz daha var. Ortalama pozisyonlar grafiğimiz var. Acaba bunun için ne dersiniz? İlk yarı, ikinci yarı ayrı ayrı mı yoksa iki, toplam maç sonu mu gelecek dostlar? Ha maçı bitiren kadro pek. E, i̇lk yarıdan çok da farklı değil ama birazcık daha farklı. Farklıymış evet. Yani. Çünkü beşli savunma dikkat ederseniz. Evet. 23 Wellington. 24 Vida, 4 Montero burada üçlü savunma. Sol kanat bek Umut Meraş, sağ kanat bek Rozier 2 numara. Merkezde 5-13 Josef Fatiba ileri üçlü sağ açık 65 Emirhan, sol açık 90 Teşera, Santrafor 9 Batu ay Böyle 3-4-3 bitirdi yani Beşiktaş. 4-1-4-1 başladı. 3-4-3 bitirdi maç. İlk yarıda oyunu daha ileride kuran, savunma hattını daha ileriye, dörtlü savunmasını daha ileriye çıkaran ve Antalyaspor'un kendi ceza sahasından çıkması konusunda Çıkmaması konusunda daha etkili bir şey vardı. Sonucu vardı ortalama pozisyonlar evet. grafiğinde. ikinci yarama ama biraz daha değişmiş. Antalya üçlü başladı, dörtlü bitirdi. Ve daha gitgide ofansif vitesini artırdı. Beşiktaş dörtlü başladı, üçlü bitirdi. Gitgide ofansif vitesi düştü. Böyle bir enteresan durum. Her iki takımı da tebrik edelim. Dün akşamki karşılaşma için var mı eklemek istediğiniz bir şey? Uğur Bey, Beşiktaş Antalya Spor. Süper Kupa karşılaşması için. E, değerli izleyenler bir ara vereceğiz şimdi. E, bu bölümü tamamladık. Aranın ardından neyle devam ediyoruz? Aranın ardından Fanatik Gazetesi ile devam edeceğiz. Vişça Trabzon'da başlığıyla. Fanatik gazetesi Vişça Trabzon'da. Başkanlar açıkladığı yıldız oyuncu transferi bitti. Boşnak oyuncunun Bordo Mavililere transferini Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ortak basın toplantısıyla duyurdu. 4.3 milyon euro bonservisle 3.5 yıllık anlaşma sağlanan Vişça bugün Trabzon'a gidecek ve sağlık kontrolü sonrasında imza atacak. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ortak basın toplantısında Hocalarının çok istediği, camialarının beklediği bir transferi gerçekleştirdiklerini söyledi. Hocamızın çok istediği bir transferdi. Çok iyi şartlarda anlaştığımızı tahmin ediyorum. Mustafa Eroğüt, Ömer Ayvacı, Mustafa Seral ve Göksel Başkanımın göstermiş olduğu anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum. Transferde çok fazla mesai harcayan As Başkanlarımız Ertuğrul Doğan'a da çok teşekkür ederim. E, Vişcan'ın ücret anlamında çok büyük anlayışı oldu dedi. Eee... İki başkanla birlikte basının karşısına çıkan boşnak oyuncu çok heyecanlı bir gün yaşadığını söyledi. Višća. Bugünlere geldik. 10 yıl sonra bugünlere geldik. Sayın Başkan benim babam gibi çok teşekkür ediyorum. Bana izin verdi ama yıllardır beni bu kadar çok isteyen başka bir camia olmadı. Sayın Ahmet Başkan'a bu transfer gerçekleştiği için çok teşekkür ediyorum. Çok istekli bir şekilde Trabzon'a gideceğim sözlerini aktarmış. Diğer taraftan Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da bu transfer için yaklaşık 2 aydır Ahmet Ağaoğlu ile görüştüklerini söyledi Gümüşdağ. Başka kulüplerle de görüştük ama Ahmet Başkan daha istekliydi. 2 ayda 20-25 kez bir araya geldik. Bugün nihai görüşmeyi tamamladık. Transferin gerçekleşmesinde oldukça fazla etken vardı. Tarafımızda Mustafa Eroğüt, Ömer Ayvacı ve Mustafa Saral'la Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan da devreye girdi. Ahmet Başkan daha istekliydi. Sözlerini paylaşmış gazete basın toplantısında. Vişcan'ın istatistikleri de var elimizde. Uğur Bey, gerçekten... Abdullah Hoca'nın, Abdullah Havcı'nın dile getirdiği gibi istediği, beraber çalışmak istediği oyunculardan bir tanesiydi. Cervinio'nun da sakattı. Ee, Afrika Kupası ile birlikte o bölgeye bir takviye. Trabzonspor açısından önemli bir takviye. Hocanın oyuncuyu tanıdığı ne alabileceğini, e, oyuncunun hocasına ne verebileceğini karşılıklı bildiği güven ilişkisinin olduğu önemli bir takviye. Ligin lideri Trabzonspor'a. Süper Lig'de herhalde eee 21. yüzyılda yani modern çağlarda bir hoca ile bir futbolcunun en uzun süre çalıştığı hikaye olabilir mi? Abdullah Avcı bir herhalde 8-9 sene beraber çalıştılar. Bir Abdullah Avcı milli takımı kendisi 10 döndü. sene demiş. Şimdi yuvarlamış gibi geldi bana. Başakşehir Başakşehir'de 10 buçuk sene zaten. Toplam kaldı. kariyerinden Kariyerinden Ama 10 buçuk senenin içinde zaten bir süredir Abdullah Hoca yok dediğiniz gibi 8,5 sene civarı herhalde. 8 sene, 8,5 sene olabilir. E bir de milli takıma gitmişti, gelmişti. Ben hani 21. yüzyılda Süper Lig'de bir hocayla bir futbolcunun bir arada daha uzun süre çalıştığı hikaye var mıdır? Araştırmak lazım. Araştırmak lazım. Dolga ancak bunun cevabını belki verebilir. Nadirdir yani. Türk futbol tarihinde nadirdir. Zaten bir hocanın bir kulüpte bu kadar uzun çalıştığı da çok şahit olduğumuz bir şey değil. Bir oyuncunun bir kulüpte bu kadar uzun kaldığı da şahit olduğumuz bir şey değil. İkisi bir araya geldi. Dolayısıyla Avcı-Vişçe ikilisi başka bir ikili. Çok eş benzeri çok fazla olan bir ikili değil. Bir de Vişçe dün şöyle bir şey söyledi. Futbolu ben Abdullah Hoca'na öğrendim. Çok güzel bir jest. Ee, çok güzel hakkını teslim etti hocasının. 21 yaşında Süper Lig'e gelmiş. Bütün bir futbol hayatını neredeyse yetiştiği Bostadaki kulüpten sonraki futbol hayatını burada geçirmiş. Şimdi gelmiş 31-32 yaşına. Bütün bir hayatı burada geçmiş. Artık net bir şekilde Türkçe de konuşuyor. Milli takıma buradan gitmiş. Milli takım önemli oyuncusu haline gelmiş. Bütün hikayesini İstanbul'da yazmış bir oyuncu. Süper Lig'in üretimi. Bence zaman zaman şöyle söyleyeyim. Süper 90'lı yıllar Hacı'nın yıllarıydı. 2000'li yıllar Alex'in yıllarıydı. 2010'lu yıllar da Muslera'nın yılları oldu diye bir tarif yaparım. Muslera'nın yanına da ikinci sıraya da şey yazmak lazım. Orada bir ikincilik pozisyonu olsaydı. Gümüş pozisyon. <laughs> Oraya da Vişça e yazmak lazım. Çünkü gerçekten 2010'lu yıllarda Süper Lig'in her sezonunda iki haneli gol artası istatistiğine ulaşmış. Çok özel bir oyuncu. Ve bu yılda hiç performansı düşmedi. Bu yılda ligin en iyilerinden. Belki de en iyisi. istatistik açıdan birçok kategoride. Şampiyonluk yarışına da doğrudan tesir edecek bir transfer. Çünkü ligin son maçında Başakşehir Trabzon maçında Başakşehir kazansaydı bence Başakşehir ikinci yarıda şampiyonluk yarışına varım diyebilirdi hem Trabzon'u yenmiş olacaktı hem de kendileri artı iki puanları olacaktı. Şu anki puan tablosu itibariyle aralarında kaç puan var? 14 puan var Trabzon'la Başakşehir. 46 Başak Trabzon Spor, 33 puan da Başakşehir. 13 puan var. Evet. 13 puan yerine Trabzon 45, Başakşehir 35 olsa 10 puan olacaktı. Doğru. Dolayısıyla hem puan farkı 10 olacaktı hem de psikolojik olarak da lideri yendiğin için, yine Başakşehir Trabzon'u, ikinci yere çok daha farklı başlayacaktı. E şimdi hem lideri yenemedin, Puan farkı 13'te kaldı. Hem de en önemli oyuncunu lidere verdim. Bence şampiyonluk yarışını doğrudan etkilen bir transfer. Uzun zamandır da Süperta devre arasında böyle bir transfer hatırlamıyorum ben. Yani Zirve yarışını doğrudan etkileyecek. 4,5 milyon euro gibi bir rakam. Yani çok aslında bence. yaşını da düşünecek olursanız Medipol-Başakşehir açısından da doğru bir şey olduğunu Öyle söyleyebilirim. Hamile olduğunu ama söyleyebilirim. Adam da yaşı 31 diyorsun ama bu sezonki performansına bak. Hayır belki önümüzdeki sezon düşmüyor şey ki performansı. 2025'e kadar kontratı var Başakşehir'le. Normalde faydalanacaklar. 31 yaşında. E, bu sezonda 4 gol 9 asist yapmış. Ligin en iyilerinden bir tanesi. Ama Başakşehir böyle takdir etti. Trabzon için bence daha çok kazanan taraf Trabzon gibi geldi Bir devre bana. arası transferi Trabzon. için kesinlikle öyle tabii ki. benim söylemeye çalıştığım şey o değil de hani bırakmasındaki saik amaç ne olabilir diye sorarsanız yani yaş itibariyle teklif o de araç. geldi. Devre arasında iyi de bir teklif. Evet. 4,5 milyon iyi para. Son dönem transferlere bakıyorum. Türk devre futbolunda gayet iyi bir büyük transfer. para ödenen. Samat da 6 milyon. Laiç 6,5 milyon. Çikal altı 6,5 milyon. Berisha 5 milyon diye yazıldı. Berisha bunlardan ucuz. Verim bir anlamında Bir karşılaşma yapar. Verim evet. anlamında da yani karşılaşma bile yapamazsın. Aynen öyle. O koşullarda baktığın zaman bence dediğim gibi Süper Lig'in kaderini direkt etkileyecek türden bir transfer. Yani şeye bakalım uluslararası liglerdeki benzerlerine bakalım. Şimdi İngiltere'de kim çekişiyor? Manchester City ile Liverpool. Liverpool'un en etkili oyuncusunu devre arasında Manchester City'ye vermesi gibi ama tabii Liverpool'un etkili oyuncuları da Vihcan'ın yaşında değil. O yüzden doğru oyuncuyu bulmaya çalışıyorum. Yani Trent ya da Mane ya da Salah diyemezsin çünkü yaşları daha küçük. Hani kim diyebilirsin? Kıya oradan kıyaslayacağınız bir şey yok sanki. Orada sanki yok. Ama İsim en etkili yok. oyuncusu. Hani fanda vermek gibi Liverpool'un City'ye veya... Dinamikler farklı işte. Dinamikler Demin farklı evet. Şey Başka olabilir. tarafa gelelim. Ee, başka lige gelelim. Kimle ki Bayern Münih Borussia Dortmund yarışacak desen. Hani Borussia gerçi Borussia Dortmund önemli oyuncunu Bayern veriyor ama mecbur kalıyorlar <laughs> orada. Orada da öyle bir dinamik var. Evet, orada da öyle bir gerçek var. Biraz öyle oldu. Dortmund Bayern ilişkisi gibi oldu diyelim o zaman. Trabzonspor transfer bir de sol bek mi ne dersiniz? Çünkü Denizville oynadığı şeyde en son e, stoper çıktı. Ee, savunmanın göbeğindeki sakatlıklardan dolayı sanki tek maçtan belki değerlendirme yapmak doğru olmayacak ama sanki stoperde sol bekte oynadığından daha verimli oynuyor. orijinal pozisyonu. orijinal pozisyonu. İki stoper birden sakat. Edgar'da, da Hugo biri sezonu kapattı hatta. Edgar, Evet. Yani oraya takviye yapacaklar mecbur. Belki hem yani stoper hem he, sol bek, belki de sadece evet. sol bek hani Densville'i ligin Ahmet ikinci yarısında Can... ana stoper düşünerek. İşte o zaman Densville... Hüseyin, Ahmet Can. Şu an eldeki orijinal stoperler. Solbek bek özellikle Berat bir... Siyopisi oraya devşirebilirsin. Sol bek transfer etseler bence daha mantıklı olur. Çünkü Dansville stoper diye düşünürsen sol bek devşirme Trondsen ve İsmail. Evet Azarovi yine adı geçiyor. Ondan vazgeçildi diye bir şey yok. Öyle ben mi? Ama... Dün tabii geçiyor bugün yani. geçmiyor mu? Bu sabah. Gazetede vazgeçildi diye bir şey okudum. Ama tabii bunlar hep iddia dediğiniz gibi uzun süredir Trabzonspor'un gündeminde olan Iraklı Yazarovi bir oyuncuydu. Evet Gürcistan milli takımına çıkmıştı o dönemde. Sonradan Gürcistan milli takımın direkt oyuncusu oldu. Kasım'daki e, Dünya Kupası elemelerinde İsveç ve Kosova maçlarını gerçi İsveç başı ilk olmayı oynamış. Ama Kosova maçında asist yapmış enteresan. Sonradan girip basit yapmış. İkisinde de birer asist yapmış. Sevgili Tolga bu bugünkü gazete mi? Hemen şöyle bir Fanatik gazetesinden bir haber Uğur Bey bakınız geldi ekrana. Irakli yazarovi transfer görüşmelerini tamamlamak için pazartesi günü Batum'dan Trabzon'a gelmişti. Yapılan son görüşmede hem kulübü Dinamo Batumi ve hem de 19 yaşındaki sol bekin ek şartlar sunduğu gerekçesiyle imzalar atılmadan transfer rafa kaldırılmıştı. Azarov'i ülkesine döndükten sonra basına yaptığı açıklamada anlaşma konusundaki iyimserliğini koruduğunu gösterdi. Küçük bir anlaşmazlık var ama görüşmeler normal şekilde sürüyor diye Nazarov'i. Her şeyin hallolacağını düşünüyorum. Transferi engelleyecek bir durum yok bana göre ifadelerini kullanmış. Dinamo Batumi Başkanı Arçil Beridze de bu transferin olma ihtimali yüksek taraflar arasındaki görüşme aktif bir şekilde sürüyor ifadelerini kullandı diyor. Demek ki ben şeyi oku, hatırlıyorum şu hani e, rafa kalktı diyor ya evet. herhalde ama görüşmeler sürüyormuş. Her iki tarafta şey, özür dilerim. Azarovi tarafı yani kestik, kesildi atıldı bu iş kapandı gibi bir durum yok diyor. Gürcü Milli Takımı da son maçta üçlü savunma oynamış. Azorovi de orta dörtlüğünün solunda oynamış. Yani sol kanat bek oynamış. Orada da asist yapmış. İsveç maçında. Vili Sanyol. Efsanevi Fransız stoper çalıştırıyor. Gürcü Milli Takımı'na. Bakalım İsveç maçında önce Kosova maçında. Kosova'yı da yenmişler. İkisini de kazanmışlar. İkisinde de üçlü savunma oynamışlar, evet. Ee, Azor ve her iki maçta da asist yapmış. Yani 19 yaşında bir oyuncu için değil mi? Milli takımında oynamaya başlamak ve peş peşe iki maçta asist yapmak önemli bir başarı. Şimdi e, sıradaki başlığımız nereden geliyor? Hürriyet gazetesinden. Hürriyet gazetesi ve Fenerbahçe diyeceğiz değerli izleyenler. Başlığımız işte löv gerçeği. Seri ilacivertlerde Başkan Ali Koç'un Alman teknik adamla konuştuğu iddiası camiada heyecan yarattı demiş ve hemen altında Ali Koç online görüşme yaptı mı diye soruyor Süleyman Arat'ın haberi. Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrasında Fenerbahçe'de halen hoca arayışları devam ederken Joachim Löw iddiasını sorduğumuz Ali Koç'a yakın bir yönetici "Önceki gece olmadı ama daha öncesini bilemem." dedi. Şimdi ayrıntıya bakalım. Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları devam ederken dün Başkan Ali Koç, Joachim Löw ile online bir görüşme yaptı. Haberi Sarı Lacivertli camiayı heyecanlandırdı. Hürriyet böyle bir görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırdı. Fenerbahçe kulübünde Başkan Ali Koç'a yakın bir yönetici önceki akşam böyle bir görüşme olmadı dedi. Şöyle soru cevap şeklinde yazmış gazete. Soru Önceki akşam olmadı. O zaman daha önce böyle bir görüşme oldu mu? Yanıt: Onu bilmiyorum. Buna evet ya da hayır diyemem çünkü bilmiyorum. Soru: Ama önceki akşam? Yanıt: Bu haberler çıkınca ben de araştırdım. Sayın Başkan da o gece böyle bir görüşmenin olmadığını teyit etti. Ali Koç'a Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a yakın bir kaynak dün akşam olmadı diyor. Ama öncesini de bilemem. Demiş. Bilmiyorum demiş evet. Dolayısıyla, tabii Joachim Löw önemli bir marka. Bir asla saygısızlık etmek istemem. 61 yaşında. Ayrıca niye edesiniz yani bugüne kadar hiç kimse olmamış tabii ki. Yani kariyerine saygısızlık tabii o ki. Anlam. tabii ki. Kisa saygısızlık elbette. Ne haddimize de kariyerine saygısızlık tabii etmek istemem anlamında söyledim. 61 yaşında daha önünde bir tek direktör için herhalde 10 yıl denebilir neredeyse üst düzey çalışabileceği zaman var. O da herhalde çalışacaktır tahmin ediyorum. Ama çok uzun zamandır kulüp çalıştırmadığı için de e, soru işaretleri getiriyor beraberinde. 2004'te Alman milli takımına giriyor. Avusturya Ligi'nden geliyor oraya da. Klinsman'ın yardımcısı oluyor. Gayet iyi hatırlıyorum o dönemleri. İki yıl Klinsman'a e, yardımcılık yaptıktan sonra birinci adam oldu. 15 yılda orayı çalıştırdı. Yani en son bir kulüp takımının çalışırında Avusturya Ligi'nde çalıştı, liginde çalıştı. Sene 2004 olmuş 18 yıl. 43 yaşındaymış. Avusturya Ligi'nden önce Türkiye Ligi'nde malum çalıştı. Fenerbahçe Adana Spor. Almanya'da bir Stuttgart dönemi var uzun süre görev yaptı. Çok ciddi bir kulüp deneyimi yok. Yuhakim Löwen doğru 61 yaşında bir tek direktörün daha fazla kulüp deneyimi olmasını beklersin ama yok. Neredeyse hayatı Alman milli takımında geçti. Alman basınında da hocanın bu yüzden bazı endişeler, endişeler demeyeyim de düşünceleri olduğu yazılıyor. Hocaların, hocanın da bence Löv. ona görev vermeyi düşünen kulüplerin de. Olabilir. Mesela yazın çok geç ayrılmadı Alman Milli Takımı, Alman Milli Takımı da ayrılacağı belliydi. Ee, turnuva sonrası. Dolayısıyla pekala daha önce adı geçen Avrupa'nın büyük doğru. kulüpleri dileselerdi, lövle görüşebilirlerdi, anlaşabilirdi ama o iddialar demek doğru değilmiş. Çünkü 2015'te, 2016'da, 2017'de sık sık Premier Lig kulüpleri için, Real Madrid için vesaire adı geçiyordu Joachim Löw'ün. Ama ondan sonra geçmemeye başladı. Ve Almanya Ligi'nden de cazip bir teklif alsaydı belki değerlendirirdi. Anladığım kadarıyla iki tarafta hem Löw'de endişe var hem de ona görev vermeyi düşünen kulüplerde endişe var. Acaba şu aşamada Joachim Löw artık sağ içi tek direktör olarak değil de daha başka bir pozisyon. Sportif direktör, danışman, yönetim kurulu üyesi. Acaba öyle bir şeye mi yönelecek? Ya yani Löw'le ilgili hani oturup konuşmak lazım benim Löv ile ilgili endişelerim var. Yani tekrar kulüp temposuna hazır mı? Tekrar kulüp temposu için nasıl hissediyor kendini? Burası çok yüksek baskı olan birlik, lig. Ee, sıcak kanlı bir ülke. Bir Akdeniz ülkesi. İtalya'da çalışmakla Almanya çalışmak farklıdır. Dolayısıyla Türkiye'de Yunanistan'da çalışmakla Almanya çalışmak da farklıdır. Almanya'da Avusturya çalışmak. Çünkü o oralarda çalıştı. Almanya, Avusturya ve Türkiye. Kendisine sorsan da muhtemelen öyle der. Almanya bu süreye çalışmakla Türkiye'ye çalışmak farklı der. Bu koşulları altında Fenerbahçe'nin dün adı geçen diğer adaylarını hatırlayınca, Jesus gibi, Bilic özellikle gibi. Bilic gibi, sanki oralara yönelmesi daha gerçekçi, daha realist bir hedef olur gibi geliyor bana. Ama dün dört isim vardı. Hatırlayın: ee, Joachim Löw, George Jesus, Stefan Bilic ve Niko Kovac. Ya yani e, dördü de hani şey olmayan makul isimler. Ma mantıklı ve makul isimler. Yani uçmuş kaç. Yani, kaçmış. Marka isimler. Bazen çok uçulup kaçılıyor ya. Makul isimler. Yani marka isimler. Biri Alman milli takımı çalışmış kariyerinde. Biri Bayern Münih'e çalıştırmış kariyerinde. Biri Kupa koleksiyoneri Jesus. E, biri Hırvat milli takımını çalıştırmış. Marka isimler tabii ki Türk futboluna değer katacak isimler ama. Aynen öyle. Dün yapmıştık detaylı analiz. Belki bugün hani dünkü programı izleyemeyenler için Özet geçmek gerekirse, Löw'un uzun zamandır kulüp çalıştırmaması, Sandikap Kovac'ın son çalıştığı iki kulüpte yıldız yönetiminde derdi. sıkıntı yaşadığı görülüyor, bazı problemler yaşadığı görülüyor. Bayağı mühto gittikten sonra Flick bir anda her şeyi tersine çevirdi. Jorge Jesus da son olarak Benfica'da futbolcular tarafından gönderildi ve 67 yaşında biraz artık 67 yaş hani oturmak, konuşmak, düşünmek lazım. Her 67 aynı değil. Elbet. Bu arada ama, ama oturmak konuşmak lazım. Bili o anlamda bu dördü içinde hem 53-54 yaşında olduğu için hem daha önce Türkiye'ye çalıştığı için hem bu değişim dönüşüm konusunda kendini ispat ettiği için Hırvatistan'da Beşiktaş'ta ispat ettiği için en optimum en makul e, hedef gibi görünüyor. Bir sonraki sayfamız Fanatik Gazetesi'nden 4 isim döndü, keyifler yerinde. Adana Demirspor maçının hazırlıklarını teknik direktörsüz sürdüren Fenerbahçe'de Kim Minje, Jose Sosa, Filip Novak ve Serdar Aziz'in takımla çalışması büyük moral oldu. Dünkü antrenman neşeli geçerken kran kran'a oynanan çift kale maçta kazanan taraf büyük sevinç yaşadı demiş. 5 yıldız ayrı çalıştı. Henüz sakatlık sonrası rehabilitasyon sürecini süreci bitmeyen Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, Luis Gustavo, Mert Hakan Yandaş ve Mergin Berişa e, kendileri için hazırlanan özel çalışma programını uyguladı. Demiş gazete. Fenerbahçe Adana Demirspor maçı 10 Ocak'ta 10 Ocak pazartesi günü oynanacak. Yani şu anda 4 gün kaldı. 4 gün kaldı. Fenerbahçe ciddi bir süredir geçici antrenörle devam ediyor. Zeki Murat Göle ile devam ediyor. Türkiye Kupası maçından sonra son maçı diye yazılmış Zeki Murat Göle'nin ama Görünen o ki olan sürpriz olmazsa bu maçı da öyle gibi görünüyor. Evet. Öyle görünüyor. Zeki Murat Gölü yönetiminde çıkacak herhalde Fenerbahçe. E, daha filmi geriye sararsak bu sezon başı daha geriye sararsak geçen sezon ortası daha geriye sararsak iki sezon öncesi Fenerbahçe sıkça bu durumları yaşıyor. Ali Koç'un galiba yöneticilik döneminde de en büyük zafiyeti bu oldu. Yani teknik adam değişimlerinin zamanlaması. Teknik adam değiştirebilirsiniz işleri iyi gitmeyebilir. Ama her değişimde bir bedel ödedi Fenerbahçe. Ve sonraki hamleler arasında zaman Vakit kaybı, uzadı. evet yüksek oldu. Hep yani bir B planı yokmuşçasına Hareket yapılmış oldu. hareketler gibi hissediliyor. Bu kez de öyle. Hani Vitor Pereira ile yolların ayrılma kararının bir günde alındığını düşünmüyorum. Yani son bir ay, bir buçuk ayında Vitor bir Pereira Bir süreçin olmalı değil mi? Değil mi? Öyle olmalı. Yolların ayrılacağı herhalde aşağı yukarı hissediliyordu. Çünkü iyiye gitmiyordu. Çünkü vaat ettiklerini sahaya yansıtmıyordu. Çünkü zaten müsabaka sonrası konuşmalarında takımın ilerleyeceğini hissetmiyordunuz. Çünkü doğrularına çok fazla tapıyordu ve doğruları netice alamıyordu. Bu durumda zaten Fenerbahçe şey, Ötüp Kurulu son 1-1,5 bir, bir ayda bir B planı arayışında olmalıydı diye düşünüyorum ama değilmiş. Eğer Sinemen Bilic'i beklemedilerse, hani Bilici'nin Pekin kulübüyle şu anda yolları ayrılıyormuş ve Fenerbahçe'ye gelecekmiş diye bir iddia var ya, Evet. eğer o iddia gerçek değilse, tam o iddia gerçekse tamam. bekleniyordu Sıralan bilinç beklenmiş ama o gerçek değilse, o zaman Fenerbahçe yine elinde bir B planı olmadan yapmış bu hamleyi gibi görünüyor. Ve bu da hiç iyi bir senaryo değil. Yani hemen hemen her sezon yaşanan, tekrar eden bir senaryo. Ali Koç belki de etrafındaki ekibini gözden geçirmeli. Çünkü nasıl bir oyuncu arama tarama kabiliyeti olan bir ekibiniz olmalıysa, Tek direktör arama tarama kabiliyeti olan da bir ekibiniz de olmalı yani. Neye ihtiyacınız olduğunu önceden çalışan, tasarlayan, belki temas kuran bir ekibiniz de olmalı. Fenerbahçe bu demek ki tasarım konusunda eksik. Rakip Adana Demirspor az önce de okuduğumuz gibi Vincenzo Montella ile beraber birbirine alışma aşamasından sonra grafiği hep yukarıya doğru giden hem skor anlamında hem oyun anlamında bir takım olduğunu söylememiz lazım Adana Demirspor'un. E mevkilerde mevkilerinde oynayan oyuncular, oyuncuların uyumu, hocanın istekleri ve oyuncuların hocaya verdiği reaksiyon anlamında bir bütün olarak hareket etmeyi başaran, arada sürpriz goller de bulan ama oyununu, hocanın istediği oyunu sahaya yansıtabilen ve bu ara devre arası dediğimiz bölüm çok uzun bir ara olmadı. Yani ne yapıyorduk unuttuk bilmem ne. Hani milli maç arası gibi kısa bir <laughs> ara oldu bu. Dolayısıyla Adana Demirspor'un o çıkış grafiğinin bir sekteye uğradığını düşünemeyiz herhalde değil mi? Fenerbahçe ile Adana Demirspor Hazır belki... ve güçlü bir rakiple oynayacak özetle Fenerbahçe. Doğru. Bahçe. Şuradan da bağlayabiliriz. İstanbul'da. Adana Demirspor sezonu Samet Aybaba ile açtı. Geçen sezon şampiyon yapan tek direktör. Hazırlık kampını onunla yaptı. Planlarını Samet Aybaba gerçekleştirdi. Transferleri Samet Aybaba ile birlikte fikir alışverişiyle yaptılar. Sezona başladı. Aybaba ile yolları ayırma kararı aldı. Montelli'yi getirdi ve devam etti. Evet. Demek ki bir B planları varmış. Alanya Spor, Bülent Korkmaz'la yolları ayırdı. Farioli B planlarıymış. Değil mi? Yani demek ki bunu düşünmüşler, tasarlamışlar. Ama Fenerbahçe bu reaksiyonu, bu refleksi diyelim gösteremedi teknik adam değişimleri. Adana Demirspor'un gösterdiği. Alanya Sadece Vitor gösterdiği Pereira sonrası değil daha öncesini de kastediyorsunuz önce de değil mi? Toplam süreci bahsediyoruz evet. Evet. Bu konuda mesela Alanya Spor sıkça bu refleksi gösteriyor. Teknik adamları değişiyor. Sergen Yalçın, Erol Bulut, Bülent Korkmaz. Teknik adamları değişiyor ama standart tuturmaya başarıyorlar. Şimdi Farioli bu refleksi doğru biçimde gösteriyorlar. Karagümrük için de mesela Şenolcan ee, işte Farioli, Volkan Demirel bir planları varmış. Volkan Demirel getirmekmiş evet. planları. Başarılı olurlar olmazlar ayrı konu. Ama planları varmış. Uzun zamandır anılıyordu. Adana Demirspor evet. E, Montella ile e, Samet Aybaba'nın kazanımlarını cebe koyup üzerine inşaatı sürdürmeyi deneyen bir tek direktörle yola çıktılar. Gayet de başarılı oldu Montella. Çok radikal değişimler yapmadı Adana takımında. Gelir gelmez çok radikal değişimler yapmadı. Kartları yeniden karmadı. Derken oyuncuları kazandı. Evet zaman içinde gelişti. Değil mi? Adana Demirspor Zaten sezon ortası göreve geliyorsanız e, mevcut kazanımları da cebinize koymanızda fayda var. Ama zaman içinde e, önemli değişiklikler de yaptı. İşte savunma göbeğinde oynayan Resul'ü sola kaydırdı. Savunma göbeğinde Simon Deli esas adam oldu. Samet çok iyi bir ilk yarı geçirdi. Yunus bir rotasyon oyuncusuydu esas oyuncu, esas rol olmaya doğru yürüdü. Vargas ve Balotelli'nin kalbi kazanıldı. İki oyuncu da kendilerini star gibi hissettiler Montella döneminde ve star katkısı yaptılar. İkinci yarıya da gerçekten en hazır ve yüksek ritimde yanılmıyorsam üstü 3 galibiyetle bitirdi. Adana Demirspor ilk yarıyı 3 galibiyet bir beraberlikle bitirdi. Özür dilerim. Ki yendikleri takımlar da Giresun, Alanya, Galatasaray ve sonra da Göztepe deplasman beraberliği yani 4 maçta kazantıları 10 puan da hiç kolay bir 10 puan, 10 puan değil. Giresun, Alanya, Galatasaray, Göztepe. Zor maçlar. Uğur Bey görüntüler canlı olarak geliyor ekrana. Trabzon'a inmiş Edin Vişça taraftarda bu şekilde karşılamış Vişça'yı. Bu sene bu sezon güzel bir hikaye yazıyor. Sadece kazanarak değil takım olarak hocasıyla bir bütün olarak yönetimiyle bir bütün olarak güzel bir hikaye yazıyor Trabzonspor. Taraflarının da bundan keyif aldığını hem statta hem de futbolcu karşılamasında görebiliyoruz. Ya doğaldır yani taraftarın hoşuna gitmesi gereken her türlü şey var. Şüphesiz. Bu hikayede. Transferde hep başarılı oldular. Ve erken Ahmet hamleler yaptılar. beraber değil mi? Mesela bu sezon başında çok erken bitirdiler transferi. Yani Beşiktaş'ın hocası, ya, hocası yokken, Fenerbahçe'nin hocası yokken Trabzon'un kadrosu tamamdı. Bırak Planlamayı hocayı. yaptılar, bravo. Kadrosu Aynı tamamdı. Gibi. Yani geçen sezonun son bölümünü bir 2021-22 hazırlık sınıfı olarak geçirdiler. 2021'in sonunu. 2021-22 planladılar. Birçok transferi çok yakın aletler yani Perezler, işte Densfiller, Cornelius'lar. Zaten Bakasetas geçen sezon devre alınmıştı. Jervinho'lar çabuk tamamladılar eksik parçalarını. 9 transferin de 7'sinden 8'inden iyi verim aldılar. Nokta atış doğru transferler. Şimdi İkinci yarı içinde belki tek eksikleri olan yer bir de savunma göbeği diyelim. Kuasi'yi de aldılar ayrıca kanat alternatif olarak Afrika kupasında. eşimde E şimdi Vişça eksik olan yeri mükemmel bir şekilde tam daha iyisi ne olabilir yani? Ligin ayar belirleyicinden. Sadece oynayan vardır. değil oynatan da bir oyuncu çünkü evet. Vişça fazlasıyla. Aynen öyle. Bencil değil kolektif bir oyuncu. Taraftar kutlamakta haklı. Hak, hakikaten haklı. Şimdi değerli izleyenler bir aramız daha var. Bir ara vereceğiz. Aranın ardından da neyle devam edeceğiz? Hemen söyleyeyim size. Galatasaray'la ve Hürriyet Gazetesi'nin Aytaçı Ver Okan'ı al başlığıyla devam edeceğiz. Hürriyet Gazetesi başlığımız şu. Giresun'dan kiraladığı kalecisini geri isteyen Galatasaray'a karşı teklif Aytaç'ı ver Okan'ı al. Bu pek karşı teklif gibi değil sanki Galatasaray'ın ziyadesiyle işine gelecek bir teklifmiş gibi geldi bana ama şöyle devam edelim. 26 yaşındaki kaleci Florya'ya dönebilir. Sarı Kırmızılıların talebine karşılık Karadeniz ekibi de Aytaç'ı isterken iki kulüp arasındaki iyi ilişkiler nedeniyle görüşmelerin olumlu sonuçlanması bekleniyor. Yine de Aytaç konusunda Fatih Terim'in fikri alınacak. Şöyle bakayım. Süper Lig'den birçok kulübün listesinde olan Aytaçı, kadrolarına görmek istediklerini sarı-kırmızılı yönetime ilettiler. İki kulüp başkanları arasındaki iyi ilişkilerde göz önüne alındığında, Okan'ın Galatasaray'a geri dönüşü konusunda bir sıkıntı çıkması beklenmiyor. E, Aytaç sezon başından beri kaç kere oynadı Galatasaray'da? Çok az. Yani bu şöyle Galatasaray'ı zorlayacak. Hatta yani ben olsam bir izleyici olarak bu işlerin dışında bir sıradan bir izleyici olarak, yani Galatasaray'ın hemen çok güzel bir teklif almış Galatasaray gibi düşünürüm yani ihtiyacı kaleci ihtiyacı olduğu için. Doğru. Faydalı bir oyuncu verecek. Son evet. derece ihtiyacı olan bir yere takviye yapacak. Bir de iki yönlü orta saha katkısı tam anlamıyla yapmadı. Bu Galatasaray'ın yapacağı Berkan bir teklif var. sanki. Evet özür dilerim bu. Elinde Taylan Berkan Çikaldao hadi biraz daha yaratıcı. Orada böyle Taylan Berkan Aytaç hatta Alpaslan çok birbirlerinden Ekstra farklı. fark yaratacak türde oyuncular diye sayamazsın. Ligin değerli oyuncularıydı. Aytaç Kasımpaşa'da parlak görünüyordu. Alpaslan Göztepe'de parlak görünüyordu. Berkan Alanya'da Taylan Erzurum'da parlak görünüyordu ama büyük takıma geldikleri zaman büyük takımda orta sahada iki yönlü, daha fazla yaratıcı, daha fazla ön alan katkısı yapman lazım. Onları yapabilen oyuncular değil bana sorarsan mesela Berkan'la ilgili kamuoyunda da böyle süper uçuyor, kaçıyor gibi bir şey var, imaj var ama çok koşuyor doğru, çok dinamik, çok koşuyor, istekli, yürekli. Kısmı bu söylediğiniz şeyler için yazılıyor anladım. Evet yani. ama bence uçmuyor kaçmıyor yani o kadar. Mesela Ayırmak Türkiye lazım milli birbirine. takımında sanki sürekli oynayacakmış gibi düşünüyorlar ama o tip Türkiye milli takımında da oraya yaratıcı oyuncu lazım bana sorarsan. Yani orada bir rol olur defansif. Oraya işte Berat Aday, Berkan Aday ama onların biri oynar yani. Kaan Ayhan, biri oynar sadece. İkisi birden oynadığı zaman Türkiye milli takımında lüks fazla defansif kalır. Büyük takımlar için de öyle. İki önlü oyuncu lazım oraya. Dolayısıyla Galatasaray'ın evet Aytacı markette değerlendirmesi çok doğal. Sezon başı bonservissiz almışlardı. Giresunspor'un o bölgede Pelupesi kullanıyor, Flavio'yu kullanıyor. Onlar da defansif oyuncular. Onların da hani şimdi bir de Aytaç orada fark yaratabilir. Kasımpaşa'da yarattığı farkı Giresun'da yaratabilir. Kazan kazan transferi olabilir bu. Yani Giresun'da Aytaç vav wow diyebilirsin. Ama Giresun'da öyle dersin yani iyi bir katkı yapabilir orada. Bir sonraki sayfamız Fanatik Gazetesi'nden yeni bir başlangıç zamanı. Galatasaray'ın hocası Fatih Terim son idmanda öğrencilerine işte böyle seslenmiş. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'la Florya'da yaptığı görüşmeyle son dönemdeki krize ara veren Fatih Terim gözünü ligdeki Giresun spor maçına çevirdi. Son idmanın ardından öğrencileriyle toplantı yapan tecrübeli hoca yeni bir başlangıç yapabiliriz dedi. Şöyle bakalım sizin işiniz sahada. Siz dışarıda olana bitene sakın kulak asmayın. Şu an Giresun Spor maçından başka hiçbir şey düşünmemenizi istiyorum. Bizim sadece kazanmaya ihtiyacımız var. Bunu da başaracağınızdan hiç şüphem yok. Artık önceki maçlarda yaptığımız hataları birer yol kazası olarak görmek istiyorum. Yeni bir başlangıç yapmak bizim elimizde. Ne kadar eksiğimiz olduğu da önemli değil. Sahaya 11 kişi çıkabiliyorsak sorun yok demektir ifadelerini kullandı. Ee, şey konusunda Galatasaray evet çok sıkıntı çekti Fatih Hoca'nın altını çizdiği basit hatalar konusunda e, özellikle sezon başında e, 4-5 hafta Galatasaray çok ciddi sıkıntılar çekti. Sonrasında bunlar biraz daha rayına oturdu. Daha da azaldı ciddi oranda. Ancak son bölümde ilk yarının sonunda ortalarından sonlarına doğru eğer Galatasaray ligde puan kaybediyorsa bunu tek başına hatalara, bireysel hatalara ya da basit hatalara bağlamak da pek mümkün değil galiba. Kesinlikle organizasyon anlamında da Galatasaray 4-4 performans göstermedi ki sadece üretme konusunda özellikle evet. tamam koşuyor müca... aynen söylediğiniz gibi mücadele ediyor ancak üretmek rakip savunmanın dengesini sarsabilmek, alan bulup yaratmak vesaire bunları çok fazla yapabildiğini söyleyemeyiz oyun anlamında. Hücum repertuarı çok geniş diyemeyiz. Kerem Aktürkoğlu bir süre sırtladı takımı. Galatasaray anlamında. Feguli. Ama o durunca... Parıltılar gösterdi. Zaman zaman çıkaldı o, ışıldadı. Rahatsızlıktan önce... Zaman zaman Mustafa Muhammed ekstra yaptı. Ama sezonun geneline bakarsak, sezonun genelinde Galatasaray İstikrarlı bence de yeterince pozisyon ürettiğini, yeterince evet. hücum repertuvarının geniş olduğunu ben de düşünmüyorum. Mesela beklerinden hücum katkısı hemen hemen çalamadı. Duran top organizasyonlarından hemen hemen hiç ürün alamadı çift santifor oynadığı bölümlerde genelde ön tarafa oyunu yığıyor. Ama çoğunlukla Fatih Hoca tek santifor başlamayı tercih etti. Çikaldağ'ın yoktu çok hissedildi. Ee, Covid dönüşü de Çikaldağ eski seviyesinde olmadığı için yokluğu hissedilmeye devam etti. Dolayısıyla Galatasaray'ın ikinci yarıda bu konulara çözüm bulması gerektiği ortada. Rakibi Doğru. de Giresunspor, Sert bir ekip. Giresunspor şimdi için de adı geçiyor o da Çin'de lig bitince Genzu'yla ile yolunu ayıranlardan Çin liginin tozunu attı. Brezilya asıllı. Ee, ve Çin milli takımını aldılar onu. Hiç Brezilya milli takımında oynamadığı için. Çin milli takımını aldılar. Çin milli takımında oynuyor. Eğer gerçekten herkes onu transfer edebilirlerse ve o da hani %100 de gelirse mental olarak bana Giresun ihtiyacı olan tipte bir oyuncu gibi geliyor. Çünkü Giresun üreten bir takım. Giresun oyunu 3. bölgeye getirebilen, cezalanı top indirebilen ama bunları çerçeveye dürtemeyen bir takım. Erkes onun da işi o. Topu çerçeveye dürtmek. Gerçekten erkes onu alabilirlerse ve erkes onu istekliyse hani Giresun'a emeklilik için değil de oynamak için gelirse gayet de katkı yapar. Bence hedefiyetleri oyuncu da doğru. Galatasaray'da 8 Ocak Cumartesi günü Karşı karşı, daha doğrusu İstanbul'da ağırlayacak GZT Giresun takımını, Giresun Spor takımını yarın daha ayrıntılı takımlardan haberlerle programımızda konuşacağız. Şimdi Uğur Bey eklemek istediğiniz bir şey yoksa biraz da yurt dışından haberlere bakalım. Evet. Vaktimizde var. Öncelikle değerli izleyenler Lekip gazetesine gideceğiz o zaman. Lekip gazetesi e, 2000 e, 2022 mi Uğur Bey? 2021 olsa ya gerek, Aslında 2021'in. Evet. 2021 yılının Fransa futbolundaki en etkili isimlerini sıralamış 30 kişilik bir liste yayınladı. Şöyle bakayım birinci kimmiş? O Mbappe birinci sırada. Karim Benzema ikinci. Lionel Messi üçüncü. Bir e, fanatiklik yapmak istiyorsam fanatiklik yapmak istiyorum evet ve bütün kredimi de Lionel Messi'den yana kullanmak istiyorum. Benim için her zaman birinci e, sırada diyerek o da o kadar. Listede Burak Yılmaz var değerli izleyenler. Şöyle bakıyorum yine Naser El-Helaifi yani değerli izleyenler bin medya grup CEO'su Naser El-Helaifi de listede yer bulmuş ki hatırlayacaksınız yakından takip edenler hatırlayacaktır. 2016 yılında Naser El-Helaifi yine Lekip gazetesi tarafından Fransız futbolunun en güçlü adamı seçilmişti. 2020 yılında Fransız futbolunun en etkili ismi olmuştu. Bin Medya Grup CEO'su Nasser El-Helayfi. Aynı zamanda Katar Spor Yatırımları Başkanı, Katar Tenis Federasyonu Başkanı ve Batı Asya Tenis Federasyonu Başkan Yardımcısı. Görevlerini de yürütüyor aynı zamanda. Lekip'in Fransız futbolunun en etkili ismi 2020 yılı için seçtiği üzere. Bu listede bizden de bir Türk olarak bizden de biri var değerli izleyenler. Gördüğünüz gibi Burak Yılmaz. 11. sırada. Uğur Bey siz Burak Yılmaz'ın kariyeri itibariyle gelişimini daha önceki programlarda defalarca güzel güzel izah ettiniz. Yaş itibariyle, olgunluk itibariyle, tecrübe itibariyle, üstüne koyabilme becerisi, yorulmadan, bıkmadan, usanmadan adapte olabilme becerisi bunlar çok önemli şeyler ve işte gün sonunda evet, çok en parlak günlerini, yıllarını yaşamaya devam edebiliyorsunuz gurur verici bir şey. Gerçekten Tam acayip bir hikaye. Mutluluk bir de çok fazla verici. transfer yaptı kariyeri boyunca. Hani istikrarla e, bir kulüpte çalışmış, bir kulüpte oynamış olsa 36 37 işte gelen bir oyuncu için belki başarı daha ulaşılabilir olurdu ama Burak defalarca meydan okudu. Defalarca meydan okudu. Defalarca meydan, meydan okudu. Yani çok işte doğru. büyük takımdaydı, Beşiktaş'taydı. Olmadı Fenerbahçe, Fenerbahçe tutunamadı. Manisa'ya gitti. Manisa'da çıkış yakaladı. Trabzon'a gitti. Trabzon'da başardı. Başardı halde durmadı. Ben bu arada bazı şeyleri atlıyor olabilirim. O kadar çok uzun ki kariyeri. Galatasaray'da meydan okudu. Galatasaray'da başarılı oldu. Yetmedi. Asya'ya gitti. Asya'da meydan okudu. Başarılı oldu. Geri döndü. Beşiktaş'ta tekrar başarılı oldu. Beşiktaş tribünleri istememişti. Burak Yılmaz'ı gereken hatırlayın. Doğru. Yetmedi Fransa Ligi'ne gitti. Avrupa'nın 5 büyük liginde hiç deneyimi yoktu. O eksik kalmıştı. 30 ve 35 yaşında Fransa Ligi'ne gitti ve Fransa Ligi'ni fethetti. Yani dediğim gibi bunu bir kulüple yapmak, çok fazla yer değiştirmeden yapmak başka bir hikaye. Evet o da saygı değer ama daha kolay olabilir. Bir de bu kadar değişiklik yapıp defalarca meydan okuyup hani her seferinde başarılı olmak da bu kadar adaptasyon sorunu yaşamayan az sporcu vardır herhalde. Gittiği her kabın şeklini alabilen, son yıllarda gittiği her yerde lider olabilen, kendi kabul ettirebilen bir de gidiyor ve kendi oyunu kabul ettiriyor. Yani yine Burak gibi oynuyor. Yine zaman zaman bize saç baş yolduruyor. Tırnak içinde söylüyorum. Yine çok ofisaya düşüyor. Yine zaman zaman bencil tercihler yapıyor ama bunlar da başarılı oluyor. Yine atıyor. Yine arkadaşlarına kendi kabul ettiriyor. Hiç kolay iş değil. Ve bugün bakıyorsun Ocak 2022 itibariyle Lekib'in Fransa futbolunu oluşturan, Fransa futbolunu yapan 30 isim listesinde 11. sırada çok acayip bir yerde kendine yer buluyor. Evet Pogba'nın, Zidan'ın üzerinde kendine yer buluyor. Çok az insan başarabilir bunu, yani saygı duymak, tebrik, etmek tebrik lazım. etmekten evet. başka yapacak bir şey yok. Aynı zamanda bir rol model, bir örnek. Eğer öğrenmeye devam edersen, eğer öğrenmenin yollarını içselleştirip adaptasyonu hiç bırakmazsan, dünyanın her yerinde başarılı olabilirsin. Çok net bir örnek, çok güzel bir örnek. Genç kardeşlerimiz de zaten onun peşinden, onun izinden devam ediyorlar. Ben ediyor. yapamazdım itiraf ediyor. Kolay değil. Asla yapamazdım. Bu kadar değişiklik hiç bana göre değil. Hani bir de ülke değiştiriyorsun, kültür değiştiriyorsun, kulüp değiştiriyorsun, anlayış değiştiriyorsun. İnanılmaz bir ya. Gittiğin yerde kendine yer ediniyorsun. Ediniyorsun, başarıyorsun ve bunu defalarca yapıyorsun. Defalarca meydan okuyorsun, defalarca yapıyorsun, bıkmıyorsun, vazgeçmiyorsun. 35 yaşında bir de Fransa'ya gideyim. Bir de Fransa'da deneyeyim diyorsun. Yani başarısız olmak o kadar kolay ki, başarısız olsan kimse sana bir şey diyemez. <laughs> Doğru. Çok kolay yani. Ama başarılı olmak tekrar Lille şampiyon olmak Lille'nin esas adamı olmak. Belki Şimdi, yılın futbolu seçilecekti. Ee, neredeyse oralar için tartışıldı. Bu sezonda hiç fena gitmiyor. Lille geçen sezon kadar iyi gitmiyor. Ama Burak'ın katkı sürüyor. Şampiyonlar yine gruptan çıktılar. Gruptan çıkartan golü attı yine. Müthiş gerçekten. Bizim ülkemizde en eksikliğini çektiğimiz şeylerden bir tanesi tecrübelerin tecrübelerini yazmamaları ya da Değil mi? Batı Avrupa'da olduğu gibi ya da Amerika'da ya da dünyada olduğu gibi bunu sıklıkla yapmamaları oysa çok önemli şeyler bunlar yol gösterebilme neler yaşamış. Çünkü kitap okumanın en basit birçok faydası var da en basit şeyi insana yalnız olmadığını gösterir aynı yollardan başkalarının da geçtiğini gösterir. Aynı yollardan geçerken yaşadığı tecrübeleri anlatır, öğretir. Ay yalnız değilmişim, sadece benim başıma gelmiyormuş bunlar." dersiniz. E "Epeki neler yapılmış?" dersiniz. Bu dünyada verilmemiş bir, yaşanmamış bir hadise, verilmemiş bir reaksiyon olmadığını, hepsinin yaşandığını, tecrübe edildiğini görür ve genişletirsiniz vizyonunuzu. O yüzden bu yazılı bir kitap bırakabilmek arkada çok önemli. Umarım Burak Yılmaz bunu yapmalı değil mi? Yapmalı kariyerinin başından Şeyden itibaren, futbol oynamaya karar verdiğinden itibaren, Antalya çocuk günlerinde. yaştayken, o günlerde itibaren umarım yazar. En önde gelenlerden biri yapması gereken. Evet. Yani onun hikayesi kimde var ki? Yol Kessiz haritası bir gibi hikaye. olacak yani. Evet, bir, o da yazmalı. Ne bileyim hani keşke Metin Tekin de yazsa, değil mi? Keşke, keşke. Emre Belözoğlu da yazsa, Keşke. Hamit Altın Top da yazsa. Acayip hikayeler var eyler. Nuri Şahin da yazsa. Çok değişik hikayeleri olan, acayip ikonik figürlerimiz var ülke futbolunda. Ya da yazamıyorlarsa, bu zor geliyorsa, dokümenter, son dönemde belgesel de e, bizi tatmin eder. Hayatımızın önemli bir parçası oldu. O da olabilir. Kitabı tercih ederim her zaman. Elimin Kibesiz, altında sen durur. Sen iyi bir okuyucu evet. olarak Yok, kitabı tercih edeceksin. Kitabı tercih Ama ederim. geçenlerde ben de birkaç gün önce şu Metin Akpınar belgeselini tekrar evet, izledim. Evet. Hala da e, etkisindeyim. Belki Tadı de damarınıza kaldı değil mi? Hani yani? o kalitede, o standartta bir buçuk saat, iki saat kariyer olarak da neredeyse. benzer dolu bir kariyerin İzlenebileceği bir şey var. Hikayesi var Değil Burak Yılmaz'ın da yine sevgili Metin Akpınar'ın Akpınar sevgilerimizi selamlıyorum. dokümanteriyle bir Türkiye hikayesi izliyorsun. Aynen öyle. 60'lı yıllar, 70'li yıllar, 80'li yıllar bir Türkiye hikayesi izliyorsun. 90'lar, 2000'ler. Hani Burak'la beraber evet o kadar sayısal o kadar yıl yok biliyorum. Ama futbolun hikayesini, Türk futbolun hikayesini görürsün Burak'la beraber. Son 15 yılını görürsün. Çok doğru. O yüzden sadece Burak'ın hikayesi olmaz o. Bizim hikayemiz de olur. Burak o yüzden bize borçlu. Hikayesini bir şekilde çok anlatsın. Çok güzel söylediniz. Hakikaten bize borçlu. Anlatmasını çok isteriz. Sadece kendimiz için değil, Türkiye için, Türkiye'nin gençleri için. Şimdi Uğur Beyciğim, sırada bir haberimiz var ki, ben dedim ki yok artık. Bilmiyorum siz ne diyeceksiniz. Le e, nereden geliyor? E, hangi gazeteden dostlar? AS gazetesinden, İspanya'dan. Bir internet sitesinin iddiasını şeye taşımış, başlığına taşımış. Diyor ki, Barcelona kulübünün başkanı Haaland'ı Haaland'ı bağladı diyor özetle değil mi? Rayola'yla Haaland'ın konuda bir anlaşma sağladı. o işi, sağladı. O işi bağladı diyor. Çünkü Rayola'dan geçiyor ya iş. Evet. Süper menajer, Haaland'ın da menajeri. Laporta Rayola'yla bir anlaşma sağladı. Bir söz aldı Haaland'la ilgili diyor. Haland'ın Haaland'ın Barcelona'ya gideceğine yönelik. Şimdi o hikaye bir söz aldı. Esasında şuradan başlıyor. Bir para falan bahsedilmemiş şeyin içerisinde değil mi? Mevla'dan bahsedilmemiş. 100 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bedelinden bahsedilmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. İsterseniz bir bakın. Bende hepsi yok da şeyin tamam. hikayenin. Tolga şöyle. Söyler. Aslında Real Madrid Mbappe ve Haaland'ın ikisini birden almak için uzun zamandır bunun hazırlığını yapıyor. Transfer yapmıyor. Yüksek maaşlı oyuncularını boşaltıyor. Çok özür dilerim. Sözünüzü keseceğim ve hemen söyleyip susacağım. Dün Lütfen. getiremedik ekrana şey için 50 milyon euro ayırmış diye bir haber vardı Real Madrid. Mbappe. Mbappe. Ama Mbappe'nin bonservisi yok ya maaş o. Mbappe serbest kalıyor ya. Sadece oyuncuya ödeyeceği Sadece oyuncuya, para. Oyuncuya. Yıllık 50 ödeyeceği Doğru. iddia ediyor. Böylece sanırım Doğru. dünyanın en çok kazanan futbolcusu yapacak onu. Buyurun. Maksat o. Real Madrid'in Mbappe'yi bu şekilde hani bonservissiz yüksek maaş vererek Haaland'ı da yüzün üzerinde bonservis öderek alacağı uzun zamandır söyleniyor. Hedefinin bu oldu. Bütün planlamayı buna göre yaptı. O yüzden işte Sergio Ramos gibi mesamesi mesela efsanesini mesela maaş haddini boşaltıyor. Eşref Hakimi'yi tutmuyor. Dünyanın süper beklerinden bir tanesini tutmuyor falan. Market regionu tutmuyor. Böyle kararlar aldığı uzun zamandır söyleniyor. Ödegard'ı tutmuyor. Amaç tamamen 2022. 2022'den itibaren tekrar süper güç olmak. Süper güç olmanın yolu da Mbappe ve Haaland'ı getirmekten geçiyor. Florentina Perez'in büyük hayali. Ancak son dönemde şu dile getirilmeye başlandı. Haaland niye bunu istesin? Niye Mbappé ile beraber aynı takıma gidip seyirciyi bölüşsün. Niro'nun süperstarı olmak için mücadele versin. Hala da bunu fısırlamaya başladılar. Bir. İkincisi Rayola ile Florentina Perez'in de Real Madrid başkanında ilişkileri çok iyi değil. Laporta da başka bir kanaldan giriyor. Rayola'ya diyor ki madem diyor Mbappé Real Madrid alacak. Gel sen de Haaland'ı bize ver. Böylece eskisi gibi Messi, Ronaldo çağı gibi yeni bir çağ başlatalım. Mantıklı. İspanya futbolunda biz de büyük olalım. Real Madrid de büyük olsun. Herkes kazansın. Sen de kazan. Ben de kazanayım. İspanya futbolu ve dünya futbolu da kazansın. Çünkü buna ihtiyacı var. Buna ihtiyacı İspanya var futbolun. İspanya futbolunun. Çok iyi bir yere bağladınız. Bunu destekleyen bir başka isim de La Liga'nın başkanı Tebas. Ve önemli bir isimdir İspanya futbolunda. Hatırlayın bir 6 ay önce Doğru. Bu programda La Liga'nın başkanı Tebas neyle gündeme gelmişti? Bir yatırım firmasıyla anlaştı. Büyük bir yatırım alacak. Fakat uzun vadeli bir taahhüt verecek. Bu uzun vadeli taahhütü de... 50 yıldı galiba değil mi? Çok ciddiydi yani. 49 yıl o, mıydı öyle bir şeydi? 30 yıl ya da 50 yıl. Bu uzun vadeli taahhütü de İspanyol futbolunun diğer büyükleri karşı çıktılar. Dediler ki sen hangi hakla bu kadar uzun vadeli bir anlaşma yapıyorsun? Yüksek bir geliri olsa dahi uzun vadeli bir anlaşma yapıyorsun. Ben Barcelona'yım, ben Real Madrid'im. Sen bu kadar uzun süreli bir anlaşma yapamazsın. Rakam çok yüksekti. Süre 10 yıldı. 30 yıl evet 30 yılda Karıştırdık çok fazla rakam da ya. karıştırdık. 10 yıl galiba. Evet 10 yıldı. Pardon. 10 yıl galiba. Tebas da diyor ki Barcelona Haaland'ı alsın. Real Madrid Mbappe'yi alsın. Ben bundan mutlu olurum. Ama Barcelona Haaland'ı nasıl alacak? Şu an zaten anlaştığı, anlaşma sağladığı Ferran Torres'i kayıt edemiyor. Ferran Torres'i kayıt edebilmesi için, resmileştirilmesi için işte Yusuf Demir gibi, Coutinho gibi, Dembele gibi oyuncuları boşaltmaya çalışıyor şu anda. Çünkü maaş limiti yok. Ferran Torres'i kaydedecek ama La Liga yönetimi diyor ki dur bir dakika senin maaş limitin dolu. Senin şu anda futbolcu kaydedebilecek durumun yok. Maaşsız gelmiyor bu oyuncu. maaşla geliyor. Dolayısıyla senin diyor Ferhan'ı kaydetmen için. Hatta Morata'nın da adı geçti ama Morata galiba olmayacak. Öyleymiş. Morata'yı yani. alacaksan kaydetmek için oyuncu göndermen lazım. Bu durumda diyor ki Tebas. E tamam da diyor. Sen nasıl alacaksın Haaland'ı? Senin işte diyor Haaland'ı alabilmek için bana yetki ver. Ben bu uzun süreli anlaşmayı yapayım. Sana gelir getireyim. La Liga'ya ve sana gelir getireyim. Sen de Haaland'ı alabil diyor. Böyle çok taraflı, çok boyutlu, çok katmanlı bir transfere dönüştü iş. Sizin bu söylediğinizle alakalı da bir başlık var. Nereden geliyor? E, Guardian gazetesinden. Aston Villa'ya. Aston Villa'nın Coutinho'yu istediği ve şartları araştırdığı, zorladığı vesaire. Buna ilişkin bir haber. Evet, Philip Coutinho Premier Lig'in asil oyuncularından biriydi. Premier Lig'in kader belirleyicilerinden biriydi. Liverpool 140 milyon euro gibi acayip fantastik bir paraya verdi Barcelona'ya. Ama aynı etki yapamadı gittiği diğer liglerde ve diğer takımlarda. Şimdi Coutinho ile ilgili şöyle bir inanış var. İngiltere'de kendini iyi hissediyordu. İngiltere'ye dönerse tekrar Coutinho olur ve 5 tane falan Premier Lig kulübünün adı geçiyor. Adı geçenlerden biri de Aston Villa. Niye Aston Villa'nın adı çok güçlü bir şekilde geçiyor? Çünkü Steven Gerrard çalışıyor orayı. Gerrard da Coutinho'nun takım arkadaşıydı. Bir dönem beraber oynadılar. Kutunyo'ya dokunabileceğini, altın bir dokunuş yapabileceğini ve Kutunyo'yu tekrar eski Kutunyo haline getirebileceğini inanılıyor. E bu da istediği bir şey. Kutunyo'yu göndermek istiyor. Belki Dembele'yi göndermek istiyor. Yusuf Demir'i zaten göndermek istiyor ki yeni oyuncularını lisanslayabilsin. Ee, La Liga için de ihtiyaçları olan bir şey. Hani La Liga'yı tekrar eski büyük La Liga yapmak için bu hamlere ihtiyaçları var. Yani bu yaz sanırım 2009 yazında 2009 yazında Real Madrid Cristiano Ronaldo'yu almıştı. Mesut Özil'i almıştı. Barcelona'da Zlatan İbrahimovic almıştı. La Liga'nın nasıl tekrar büyümesi ve uzun süre dünya futbolunu domine etmesi 2009 yazı çok kritiktir. Guar ha, bu arada Guardiola. Guardiola'yı da ekleyelim oraya. Bir anda La Liga Guardiola'yı kazandı. Mesut Özil'i kazandı. Zlatan İbrahimovic'i kazandı. Cristiano Ronaldo'yu kazandı. 2009 bir kırılmadır La Liga için. Premier Lig'le ondan sonra önüne geçmiştir ve araya açmıştır. İnanış o ki 2022 yazıda öyle olacak. 2022 yazı La Liga'nın yeniden doğuşu olacak ona inanıyorlar. Mbappe gibi Haaland gibi isimleri getirebilirlerse. Özellikle Messi ve Ronaldo özelinde söyleyelim. Sadece iki futbolcu olmadıklarını bütün bu ortaya koyduğunuz büyük planda ifade ediyor. Bir futbolcudan çok daha fazlası Tabii. derken. Altı baya baya dolu bir ifade. Şimdi ne kadar vaktimiz kaldı sevgili dostlar? Ee, bir dakika kalmış. Ee, neyi? Onu değil de ben şeyi rica edeceğim. Gerçi ne kadar konuşabileceğiz onu da bilmiyorum. Evet e, Avustralya açık e, turnuvası öncesinde e, Djokovic, Djokovic Avustralya'ya giremedi ortalık. İkiye bölündü doğal olarak hani bir kısım diyor ki ya büyük denizci illaki girsin oynasın bir kısım da diyor ki özellikle Avustralya Başbakanı ve sağlık heyetleri yöneticileri neden aşı muafiyeti istediğini yani yeni hasta olmuştur iyileşmiştir 6 ay geçmemiştir 3 ay geçmemiştir vesaire her neyse o süre tamamlanmamıştır. Neden aşı muafiyeti istediğini anlatsın yani neden aşı olmadığını bilimsel bir şeyin ortaya koysun. Ee, delilini ortaya koysun o zaman buyursun gelsin ama değilse maalesef giremez diyor. Girip, biz yayına girerken henüz daha şey değildi belli değildi işte şey tarafı da Djokovic tarafı da başvuracağız yapacağız gireceğiz vesaire falan diyor. Evet. karma e, karmaşık bir süreç ama yansıdığı kadarıyla BBC'den okudum, Guardian'dan okudum. Benim oralardan okuduğum kadarıyla ben biraz daha şey tarafındayım. Avustralya hükümeti ve de sağlık bakanlığı tarafındayım. E, sen bu kadar dikkat edeceksin. E kendi eyaletlerin arasında şey olmasın diye, bulaşma olmasın diye şeyi sınırlayacaksın. Bu çok büyük bir sınav. Avustralya. Bir de önemli sembol için. hocam. Bunların bence doğru hareketler. Çok yani önemli bir sınav. Bunlar kamuoyuna yani. evet kamuoyuna doğru dersler olarak geçiyor. Alırsa çok büyük gevşetmiş olacak ondan sonra kimse Ama de kanıtlarsa yani. e, Covid-19 geçirdiği için e, onu söylüyor zaten muaf bakanlıkta. olduğunu iddia ediyor. Sağlık Bakanlığı da olsa. Ama onu belgelerse Djokovic gerçekten de kaidelere kurallara uyarak girerse tamam. Ama şu yaşanan bence olması gereken çünkü sokaktaki vatandaşa yani bize de olayın ciddiyetini kavratan öğreten bir örnek. Kesinlikle. Süremizin sonuna geldik Uğur Bey. çok teşekkürler. Evet. Değerli izleyenler programı tamamladık bitiriyoruz. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olana dek hoşçakalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın efendim.